şakanın en afillisi, sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda Burda Laf çok yayında. Burda Laf çok, Burda Laf çok, Burda Laf çok. Efendim hoş geldiniz. Burada Laf Çok başladı. CNN'deyiz. Arkamızda çok değerli 4 konuğumuz var. Ve fakat olmadığımız 22 saat boyunca bakalım memlekette neler olmuş. Programımız an itibariyle başladı. Peki bugün neler oldu? 22 bin çift devletten yetim maaşı alabilmek için anlaşmalı boşanmış. Bugün Dünya Kardan Adam günüymüş. İstanbul'daki kar yağışı 6 gün boyunca devam edecekmiş. İzmit'te çay içmek için kahvehaneye giden bir vatandaş çayın fiyatının 2 lira olduğunu öğrenince mekana kurşun yağdırmış. Ve 3. köprü Temmuz ayında açılacakmış. Evet biz yokken bunlar oldu. Yarın da okullar var. O zaman biz başlatalım Burda Laf Çok'u başlıyor. Evlerinde ayaklarını uzatmış bizi izleyen izleyicilerimiz, radyolarında bizi dinleyen dinleyicilerimiz. Haftanın ilk Burda Laf Çok'u başladı. İşte bu gecenin konukları. Zeliha Berksoy, oyuncu. Ünlü opera sanatçısı Semiha Berksoy'un kızı olan, Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü bitiren ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başlayan, Almanya'nın önemli bir tiyatrosunda yükseğini tamamlayan, Türkiye'ye döndüğünde pek çok başarılı oyun çıkaran Zeliha Berksoy bu gece konuğumuz oluyor. Erdem Akatçe, oyuncu. Profesyonel sahne yaşamına Dostlar Tiyatrosu'yla başlayan, 13 tiyatro oyunu, 10 sinema filmi, 15 dizide yer alan Afife Jale ödüllü başarılı Erdem Akatçe bu gece konuğumuz oluyor. Ömür Göksel, müzisyen. Katıldığı bir ses yarışmasında Türkiye Ses Kralı olan, üniversite yıllarında 4 dilde şarkı söyleyebilen ve 1000 şarkılık repertuarla profesyonel şarkıcılığa başlayan, bütün şarkılarıyla herkesi büyüleyen Türkiye'nin kadife sesli romantik prensi Ömür Göksel bu gece konuğumuz oluyor. Zeliha Sunal, müzisyen. İlk olarak radyoda Çocuk Saati programlarıyla mikrofonla tanışan, birçok müzik yarışmasına katılan ve derece alan, müzisyenliğinin dışında sunuculuğu ve oyunculuğuyla da beğeni kazanan, dünyanın pek çok kentinde konserler veren Zeliha Sunal bu gece konuğumuz oluyor. Burda Laf Çok, Ömür Göksel ve Zeliha Sunal'ın performanslarıyla devam ediyor. Bana sormadan içeri daldı ve ben aşık oldum. Sırılsıklam, sırılsıklam. Aşk bacayı sardı, sonra aklımı başımdan aldı ve ben aşık oldum. Sırılsıklam, sırılsıklam. Bir şans tanımadı, bir heyecan içimi kapladı, fırsat bırakmadı, sanki benliğimi benden aldı. Bir şans tanımadı, bir heyecan içimi kapladı, fırsat bırakmadı, sanki benliğimi benden aldı. Aşk kapımı çaldı, bana sormadan içeri daldı ve ben aşık oldum. Sırılsıklam, sırılsıklam. Aşk bacayı sardı, sonra aklımı başımdan aldı ve ben aşık oldum. Sırılsıklam, sırılsıklam. Sormadan içeri daldı
ve ben aşık oldum. Sırılsıklam, sırılsıklam. Aşk bacayı sardı, sonra aklımı başımdan aldı. Ve ben aşık oldum. Sırılsıklam, sırılsıklam. Bir şans tanımadı, bir heyecan içimi kapladı. Fırsat bırakmadı, sanki benliğimi benden aldı. Bir şans tanımadı, bir heyecan içimi kapladı. Fırsat bırakmadı, sanki benliğimi benden aldı. Aşk kapımı çaldı, bana sormadan içeri daldı. Ve ben aşık oldum. Sırılsıklam, sırılsıklam. Kahkahanın en afillisi, sohbetin en sevimlisi, konuğun en samimisine tanık olduğunuz Burada Laf Çok'ta yarın akşam. Ben babamın oğluyum diyen Alper Kul, halktan biriyim ben de buzdolabını açıp bakıyorum diyen Erdem Yener, güzel görünmekle güzel gömülmek arasında ince bir çizgi vardır diyen İrem Sak, kendisini yemektar oyuncu olarak tanımlayan Onur Atilla ve sahnede gülen, güldükçe güldüren oyuncu Doğa Rutkay. Burada Laf Çok, pazartesiden perşembeye CNN Türk ekranlarında. Burada Laf Çok. Burada Laf Çok. O da geldi, bu da geldi, şu da geldi, bu da geldi, o da geldi, bu da geldi, şu da geldi, bu da geldi, o da geldi, bu da geldi, şu da geldi, bu da geldi, o da geldi, bu da geldi. Şu da geldi, bu da geldi, o da geldi, bu da geldi, şu da geldi, bu da geldi, o da geldi, bu da geldi, şu da geldi, bu da geldi. Burada Laf Çok'a hoş geldiniz. Sayın Zeliha Berksoy konuğumuz, hoş geldiniz hocam. Hoş. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şöyle şanslı bir eski gazeteciyim. Hem valideninizle rahmetliyle. Evet. Kaç tane röportajım vardır? Yani hem de 20 küsür sene önce sizin de röportajım vardır. Ay, siz o kova yaşlı mısınız? Bunları böyle güzel yaşadık biz. Ya. Güzel yaşamaya da devam ediyoruz. Güzel. Çok hoşsunuz her zaman gibi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Erdem, her zaman gibi çirkinsin ama hiç bir karizman var. Her o tek başına yetiyor zaten. Çok hoş geldin. Şeref verdin. Hocamla birlikte şeyi konuşacağız. Güzel tiyatro konuşacağız. Evet. Futbol konuşmak isterdim aslında. Futbolun konuşulduğu bu pazartesi gecesi ama kısmet değilmiş. Geri dönüşümü konuşacağız Sayın Zeliha Sunal'la. Zeliha'cığım da Türkiye'de çöp bırakmayana kadar devam edecek evet. Galiba. Sanat çalışmaları. Üzerinde ne vardır? Ayıp bir soru. Özür dilerim, biraz erotik gibi oldu ama. Ben hani yekten böyle efendi. Nezaketen sordum. Üzerimde Şile'de sadece bir günde, bir hı-hı. günde içilen bir, o da öyle bir restoranda içilen kolaların açma kapakları, içeceklerin açma kapakları var. Baya baya enteresan. Yani şöyle düşün, bunların hepsinin bir de alt şeyi olduğunu düşünürsen, tabii alt tenekelerini, alt tenekelerini düşünürsen oldukça fazla ediyor. Hı-hı. Bir teneke içecek, kutu hı-hı. içecek bir cep telefonunu bir saat çalıştırıyor eğer geri dönüşürse. Yani dönüşebiliyor mu, dönüştürebiliyor muyuz biz yoksa? Topluyorsak öyle... dönüşecek. Oluyor. Yani yaş çöple kuru çöpü ayrı atmayı becerebildiğimiz zaman biz bu işi başaracağız. Mesela 500 tane topla, 560 tane kutu içecek topla ki bunun üstünde var. Hı hı. Bir tane bisiklet yaparsın. Çok ciddi bir şey ya. Demek böyle, bisiklet böyle, çıkaramaz. Böyle giyiniyor. Aynen öyle.
Bu ve ne demeye geliyor biliyor musun bu? Bu da sana kapak olsun. O kadar kapak var ki üstünde evet. Bayağı bilgi ama ya ben de işte tam iyi tarafından bakayım ticari boyutundan. Bildiğin restoran köşeye dönmüş. Evet. O kadar satıyorsa. Bunu her gün sadece gazlı. Falan... Sadece gazlıyı bu bir kadar pazar, satıyorsa. Bir pazar. Sadece bir pazarda. Tabii mesela bir... Çile'de dükkan açıyor. Çile'de dükkan. Mesela bir ne ton... yapacağım diye düşünenlere. Bir ton böyle bir açacak kutusu dönüştür. Bir evin 6 aylık ihtiyacı. Elektrik ihtiyacı. Tamam bunları dönüştürsünler o zaman yani. Hayır, bu senin elbise olarak üzerinde gayet şık duruyor ama yani bunu dönüştürmek gerekiyor demek ki. Tabii ben böyle deli gibi bunları ayrı atmanız lazım falan böyle oralarda deliren. Sen böyle santral gibi çalışıyorsun dönüştürme evet. Santrali gibi. Ya çünkü biliyorsun geçen seneden bu yana Çevko ile beraber çalışmaya devam ediyorum. Hatta bu benim onlarla ikinci senem oluyor gönüllü elçi olarak. Artık atıklara başka şekilde bakmayı öğrendim. Çöp dememeyi öğrendim. Atık demeyi öğrendim. Atık mı diyoruz biz? Atık diyoruz. Anladım. Gayet güzelmiş. Evdeki yaş çöp, kuru çöp ayrı atmayı öğrendiğimiz anda Türkiye'de çok şey değişecek. Ya, kesinlikle. Mesela bizim bir Barba Ahmet abimiz vardır. Restoranı vardır kendisinin. Barba'nın restoranından çöp çıkmaz derler. Ama adam doğru. Hamsi kılçığından biri İspanyolları şey yapabiliyor, kandırabiliyor. Bak bu çok güzel şey diyor, meze diyor. O hamsi kılçığını ya ona kadar satabiliyor yani enteresan. Sen de böyle gerçekten her eve lazım bir santral gibisin. Aynen. Bekleriz efendim, bize de bekleriz. Teşekkür ederim. Atıklarımıza bir ara bakarsanız. Atmayın, ekonominize ve yurt ekonomisine katkıda bulunun. Peki gayet güzelmiş efendim. Bunu öğrenmiş olduk. Ömür abi hoş geldiniz. Ben hoş ne bulduk. Şanslı eski bir gazeteciyim ki sizinle de bol bol konuşma, sohbet etme. Hatta sizi çok sıklıkla dinleme şansım olmuştu. Sizde şöyle bir durum var. Sizin için yani hani tarih böyle akıyor ama sizin için tarih akmıyor galiba. Bir yerde durdu. Tam olarak hangi senede durdu onu hatırlayabiliyor muyuz? Yok daha durmadı. Devam ediyor. Ben... Bu daha ilk 70. Birkaç 70 daha yaşayacak. Eyvallah. Yani, daha ilk 70'teyiz evet, galiba. Evet, evet. 70 olduk mu ya? Oldu, evet. Ben tam 73 yaşındayım ama 72 gösteririm. Bu önemli. Evet, evet, çok önemli. Abi o bir yıl acayip. O bir yıla neler sağır. Ya 10 dakikaya neler sığdırıyoruz yani memlekette ama gayet keyifli. Bu seneki partneriniz Zeliha Hanım olmuş. Evet. Sizin çok tercihiniz mutluyum. Miydi yoksa hani... yine Çevko'nun bir şeyi miydi? Efendim şimdi Ömür abi bir sana bakayım senin atıklara bak sen de iyi atık varlığı. Hayır. Ben önce bir Zeliha'cığımı şöyle bir anlatmak istiyorum kısacık. Estağfurullah buyurun. Zeliha o kadar becerikli ki yani 10 parmağında 12-13 marifet var. enteresan bir kız. Zeliha şarkı söylerken motosiklete biniyor, binerken çiçek sulayabiliyor, gitar çalabiliyor, şarkı sözü yazabiliyor. Hepsini aynı anda yapabiliyor. 4 tane yani, beyin lobu var kendisinin. Çok tebrik ediyoruz. Evet, evet. Ve ben ki çok çalışkan bir insanım. Ben bile ona yetişmekte çok büyük zorluk çekiyorum. Hakikaten bana 24 saat yetmez. O 25-26 saat yaşıyor. O zaman bir yandan da enerji santrali gibi bir evet, şey var. Yani insana evet, enerji de beraber evet, olduğu birlikte iş yaptığı insana da enerji veriyor. Ben de böyle bir şeyi zaten ararken yanımda buluverdim. Aslında o buldu. Dedi ki Ömür abi gel dedi. Tony Bennett, Lady Gaga dedi. Ne güzel şeyler yapıyorlar. Sen Tony Bennett ol dedi. Ben de seni gagalıyım dedi. Enteresan bir şeymiş proje başlangıcı. Evet. Böyle başladınız yani. Tabii. Yani ben şunu bekledim mesela. Ben 42 dilde şarkı okuyabiliyorum. Ömür abi sen de 583 dilde okuyorsun. Hani bunları bir 582. Bir tanesi, bir tanesi kuş dili. Sen de hep bir eksik ya. Ama o bir çok önemli. Siz de çok çok fazla dilde şarkı okuyabiliyorsunuz. Evet, evet. 42'yi arttırabildin mi? Hayır. Orada kaldın mı? Yakıştı mı sana? Bizim için kötü bir sene oldu. Öyle durdum yani. Ha, eldekilerden de azalttık. 8 tane de azalttık. Hayır hayır hayır. 42 duruyor hala. 42 duruyor. Şimdi bu Lady Gaga ve Tony Bennett'in yaptığı iş çok renkli ve heyecanlı. Çünkü Lady Gaga hem şov kadını hem de ciddi bir şarkıcı, besteci. Çok ciddi yani yorumcu. Yaptıkları işi zaten hayranlıkla izliyorduk. Ve dedim yani Türkiye'de bu işi yapacak birkaç isim var sadece. Yani öyle saydığınız zaman öyle aman aman bir. Hatta tek isim diyorum teşekkür ben ederim. Ömür abi için. Teşekkür hem cazi bir yorumu olacak. Kadife sesli. Şahane söylüyor. Hem birkaç dilde söylüyor ama o dilin artık önemi yok burada. Neyi söylediğimizin değil. Nasıl söylediğimizin önemi var. Bravo, doğru diyorsun. Bunu bir şova dönüştürdük biz de. Ömür abinin o güzelim sesi, şahane yorumu. Benim hem şovlarım hem de bir dönem
söylediğim yine cazi parçalarım. Çünkü bu işin başlangıcında pop söylemiyordum ben. Yıllarca caz söyledim. Ne diye başladın? Sen cazla mı başladın? Tabii, orkestra solist olarak. Ben seni Tüdanya zannettim yıllarca. Hayır. Sonradan kendi ismini aldı diye. Ha, Tüdanya sen değilsin demek ki. O ben değilim. Ben yıllarca orkestra solistliği yaptım. Ankara'da hatta. Grup Angora ile beraber. Ve bu dönem içerisinde ekmek parası derdine düşünce cazı bir kenara koyduk. Çünkü özellikle bir dönem caz hiç para etmedi. Yani felsefesi var biliyorsun caz yapma diye. Evet. Net. Böyle olunca biz de bırakıp pop müziğine ve hatta kendi entertainer işimi büyütmek için ben Emir abiye de söyledim. Şarkı söylemeyi bile bir köşeye bıraktım. İşi interaktif entertainment soyundum ve ona yönelttim. Eğlendirebilmeye. Hı hı. Şimdi Ömür abiyle beraber ama aslında bana çok faydası var. Eğlendirebilmeye sıkıntısı yaşamazsın Ömür abi. Asla. Aslında çok da güzel caz şarkıları söylüyor hakikaten. O tevazu içinde konuştu demin. Gerçekten ben öyle kolay kolay da beğenmem öyle herkesi ama hakikaten güzel caz şarkıları söylüyor. Ama işte caz deyince bugün kavga ederken bile iki insan caz yapma ya diyor birbirine. Tabii işte o. Evet o ama ben bu lafımı kendim tekzip ediyorum. Tekzip ediyorum deyince yaşım çıkıyor meydana tabii. Tekzip evet. İyidir. Yok hala günümüz gazetelerinde var abi. Var kullanıyor. Değil mi? Kullanıyor. Evet. Tekzip ediliyor. Şimdi ben caz şarkıcısıyım ve mesela geçenlerde Yer Değirmeni'nde bir kilisede caz konseri verdim. TRT Caz Orkestrası ile birlikte. İnanın 300 kişi kapıda kaldı. Güzel. Evet yani bu güzel. Yani var bunu sevenler. Elbette ki. Dün değil evvelki gece Bursa'da bir konserim vardı. Gene TRT Caz Orkestrası'nın elemanlarıyla. Bunu seven dinleyen insanlar var. Ben iyi malım reklama ihtiyacı yoktur diye düşünüyorum. Kulaktan kulağa yayılır. Geliyor insanlar. Aynen. Buluyor insanlar sizi. Eğer bir şey yaptınızsa meraklısı gelip sizi bir yerde buluyor. Zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Yani gündüz şu ses tonunuzla hafif bir çırtkanlık yapsanız kasabada. Evet. O tamamdır ya. 300 kişi, 400 kişi, 500. O, biz kapıda birikiriz. Siz sıkıntı yok. Sağ olun. Bu ses tonumla ben radyoda program yapıyorum. TRT Radyo 1'de pazar günleri 11'den 12'ye kadar tam dünya haberlerine kadar müzikle bir ömür diye bir senedir bir program yapıyor. Yalnızlık çeken kadınlara duyurulur. Evet. Yani iyi bir ses böyle, tok bir ses. Geçenlerde çok güzel bir şey söyledi. Samsun Demir'i tanıyorsunuz. Tanımaz mıyız? Ben de şimdi dedi ki Ömür abiye dedi 40 yaşın üstü bütün kadınlar aşık dedi. Şimdi benim çok hoşuma gitti bu laf. Moda Deniz Kulübü'nde şarkı söylüyorum. İsim zikretmemde herhalde şey yoktur. Baktım bütün hanımlar oturuyor. Dedim ki bu Samsun Demir kardeşim öyle bir laf etmiş ki ben 40 yaşına gelmiş kadına hiç rastlamadım daha. Demek ki Ömür Göksel'e hayran kadın yok. Evet. Sıfır kitleye sahip şu anda. 39. Bütün kadınlar 39'da kaç? Bir eksik. Evet. Bir eksik. Orada da bir eksik gördün mü abi? Peki. Deli Hocam evet. Bir demecinizde çılgınlıklar hep beni korkuttu demişsiniz. Yapmadınız mı hiç çılgınlık? Sahnede evet ama özel hayatımda korkarım. Özel hayatta hiç şey yok yani. Yani sahnede yaparım. Efendim ben daha çok oyunculuğa endeksli yaşadığım için gençliğimde. Demin kuliste konuşuyorduk. İnsan bir yaştan sonra cesur oluyor. Şimdi biz birlikte cesur olma yaşındayız. Artık korkun bizde. Cesaret çağı başladı. Evet, artık dağılın çağı. Diyorsunuz yani. Evet. Cazın da kralını yaparız, oyunun da kralını oynarız. Evet, yani lafın da kralını söyleriz. Oo, eyvallah. Cesaret geldi. Çok teşekkür ederim. Ben bu akşam kapatıyorum programı. bizden hemen sonra Cesur Yürek isimli talk show. Hocam, şöyle hatırlıyorum. Eğer yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Benim rahmetli validenin acayip bir poster koleksiyonu vardı. Ve Brecht'in oyunlarını Genco Bey'le yaptınız değil mi? Genco Erkal'la. Yıllarca. Genco Erkal'la yıllarca yaptınız. Ben mesela sizi... Tek de yaptım. Ben sizi ilk posterinizden tanıdım. Posterden tanıdım. Jean Gabin. Mesela posterden tanıdım. Evet. Alain Delon. Poster. Evet. Bu posterle. Evet. Audrey Hepburn. Evet. Evet. Öyle ve bizdeki ilk yerli kadın posteri size aitti biliyor musunuz bizim evde? Vallahi bile. Şöyle bakardım hani tabii o tiyatronun o şeyinden, o kendi dilinden anlamam. O epik tiyatro olabilir yaptığınız evet. Ya da Brett tiyatrosu farklı bir tiyatro. Fakat ondan sonra tamamen akademisyen tarafınızı öne çıkarttınız. Ve birçok insanda yani sevgili hocamız sevgili hocamız diye bahsediyor. Değil hangisi aslında diye? Değil. Şimdi ben aslında ya 50 sene sahnede oynadım. Zaten 2-3 sene evvel gene Nazım'ın Joconde'la Siyavu'yu oynuyordum.
Ondan evvel de devamlı sahnede oynadım. Yani Brecht şarkıcılığım var benim de. Ne kadar güzel. Uzun zaman tabii bütün müzikallerinden, tek kişilik oyunlar, genç öyle yaptığımız Brecht Kabare, ben Bertolt Brecht, bizim long play'imiz falan da oldu. Yani oyunculuğumun yanında bir de Brecht şansonculuğu gibi bir şeyim var ki önümüzdeki dönemde Brecht'in 60. Ölüm yıl dönümü geliyor zannediyorum. Böyle. Siz de onunla birlikte geliyorsunuz galiba anlattığında. Yeni bir poster geliyor yani bizim şey koleksiyonuna. Evet. Güzel keyif. Yani öyle bir çalışma yapacağım tekrardan. Onun yanında çok tiyatro tabii oynadım. Oyunlar, şunlar, bunlar. Biz eskiden matine suare oynardık. Şimdiki gibi tiyatrolar böyle arada bir oynanıyor. Doğru diyorsunuz. Öyle değil 6-9 oynardık ben hayatımda. 6-9 mutlaka oynanıyordu yani. Neredeyse her gün. Her gün evet her gün. 6-9 benim hayatım o şekilde geçti. Şimdi böyle işte aradır ama oyun koyuyorum tabii sahneye. Ne bizim tiyatromuz var. Tiyatro 2000. Semiha Berkso Opera Vakfı'nın içinde ayrı bir kurum bu. Ve bu sene Haldun Taner yapıyoruz. Haldun Taner'in 100. doğum yıl dönümü. Dün Bugün adı altında onun 4 oyunundan derleme. İşte Gözlerimi Kaparım var, Keşanlı Ali Destanı, Günün Adamı, ondan sonra Vatan Kurtaran Şaban. O hepsi şey, evet. Efsane olan. Evet, ondan sonra efsanemizde kendileri, o da Vatan Kurtaran Şaban oynuyor. Şaban ne haber? Ne durun öyle ama. Duruyor. Bir şey söyleyeyim, Erdem böyle çok iyi bir oyuncu. Bilmiyorum yani özel bir seçki mi bilmiyorum. Özel seçki. Özel seçki. Özel seçki. Kabul etmek lazım. Ben ondan çalıştım bundan bir 8-10 yıl önce. Dostlar Tiyatrosu'nda Yaşasın Savaş diye bir müzikal oynadık biz. Erdem, ben, Genco. İşte içinde yine Brecht'ler var, başka şeyler var, Marlene Dietrich'ler var filan. Biz ondan 2 sene çalıştık. Yani evet. Ben Erdem'i çok iyi tanıyorum. Denendi, kalitesi saptandı ve devam ediyoruz. Ama Erdem öyle zaten. Çok yetenekli. Erdem'in bir atık olarak bakarsanız her an dönüşebilir değil mi? Yani sürekli enerji üretebiliyor. Evet. O ama ne geldi aklıma biliyor musun şimdi Mesut'cum? Öyle güzel başladın ki ben sizi posterinizden tanıyorum. Vallahi öyle. Şimdi de Erdem kardeşime diyebilirsin ki mesela ben Erdem'i de postalından tanıyorum diye. Erdem'i evet. Postalından tanıyorum. Evet. Çıkartmıyor ki abi onu. Adamı tanıdım. 20 sene, 20 senedir o postal olur. Postal severliğinden değil. Adamın tek şey o. Tiyatro öyle yaşıyor çünkü. Evet. Şaka bir yana Erdem'in muhteşem bir sesi var bir yandan. Evet, evet. Müthiş bir caz şarkıcısı veya, Erdem. Çok da karşılaştırma vardır Erdem seninle. Hani oyunculuğu mu acaba, yorumculuğu mu diye. Birçok karşılaştırma alıyorsundur sen de. Hangisini tercih edersin? İkisini bir arada yapmayı mı abi? Galiba ya ben çocukluğumdan beri ikisinden de vazgeçemedim çünkü yani müzik. Önce hangisi başladı? Müzik. Müzik mi başladı? Önce müzik başladı ama hani hala da önce çok gizli saklı bir yerlerde müzik var yani. Onu yapıyorsun. Evet evet. Onu seni çok iyi tanıyan onu adamlar şey, geliyorlar dinliyorlar. Zehrimizi atmak için diyelim hani ter atmak için falan onu yapmamız gerekiyor yani. Eyvallah. Ama ses tonu çok güzel. İnanılmaz. Çok, çok güzel. Ya sizin kadar güzel. Madem bu kadar girdik bazen bir tane bir 45 saniyelik bir klibini izletelim size isterseniz. Dinlemek tabii, ister misiniz? Sevinirim. Erdem'i bir gösterelim bakalım durumunu. Hadi bakalım. Gel ne olursun sen gel ne olursun gelmezsen bari sen gel. Efkarım birikti sığmaz içime bin sitem etsen de azdır kadere gülmeyi unuta yaşlı gözlere mutluluktan haber ver dilektaş. Böyle bir şey var. Minicik bir şey. Ama yaptım onu da Dilek Taşı'nı. Kilo vermişsin, çok kilo vermişsin. Ne oldu? Sen niye verdin? Ben ne olduğunu bilmiyorum. İşte ben de bilmiyorum. O kadar, hani öyle bir başladı değil mi? Verdik öyle. Acayip bir enteresan. Verince de gidiyor yani. Bir veresin geliyorsun. Evet ya durduramıyorsun onu. Evet, yani kilolar dönüşemiyor. Başka bir şey oluyor. Aynen. Peki o enerjik bir durum mu sağlıyor bir oyuncuya ya da müzisyene, yorumcuya? Kilo vermek? Ya çok daha hızlı hareket ediyorsun. Çok kondisyonel. İyi de baba gitardan küçük kalıyorsun ama o zaman. Yani. Ama yani performansını bir o kadar yükseliyor. Öyle mi? Evet. O zaman iyiymiş tamam peki. Şimdi biraz Haldun Taner ustadan konuşalım. Evet. Dört oyunda şimdi hani o fizyon da çok şey enteresan bir şey. Yani dört oyunu birden oynamıyorsunuz. Parçalar halinde parçalar değil mi hocam? Parçalar halinde ama öyle bir kolaj oldu ki bu iç içe. Tabii bir örgüsü var yani birbirine cevap birbirine cevap şeklinde. Oo güzel. Zaten evet içinde tabii bir de küçük orkestramız var. Caz orkestramız işte piyano, trombon, saksafon, bateri gibi. Ya çok keyifli böyle bir tam
Haldun Taner tarzı o şeyin içinde, ruhun içinde öyle bir kabare yapıyoruz. Hepsinden tabii zor oynaması çünkü 6 oyuncu oynuyor ve 6 oyuncu da aşağı yukarı 12-13 oyuncu kadar performans yükleniyor. Bir role giriyor, öbürüne çıkıyor, bir role giriyor, öbürüne çıkıyor. O bakımdan tabii çok zor, kondisyone bir oyun. Ama güzel işte şeyde oynuyoruz. Bu ayın 20'sinde yani öbür akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde oynuyoruz. Peki. Akatlar Kültür Merkezi'nde oynuyoruz. Devlet Tiyatrosu'nun Cevahir sahnesinde oynuyoruz. Haldun Taner sahnesi vardı. Duruyor mu acaba? Haldun Taner sahnesi tabii Kadıköy'de duruyor. Yani duruyor değil mi? Orada da bir oynarsınız herhalde. Galamızı orada yaptık zaten. Ha, iyi tamam eyvallah. Ha, kutlamamızı. İçim rahatladı. Çünkü hani sayılan bu güzel oyunları sahneye kim koyuyor? Ben koyuyorum. Tabii hocam. Esas ben onu koyuyorum. Alkışlamak istiyordum ben. Onun için sordum. Teşekkür ederim. Aynen bu arada sen bir dilek tut çünkü iki tane güzel Zeliha'nın arasında. Ha, sabahtan beri dilek peşindeyim. Sürekli peşindeyim koşuyor. Zaten dilek taşın. Söyledi ya değil mi? Aynen vallahi evet, abi de uyandı bir şeydi hani bir ikizeli arasında falan dilek tutarız dedi. Ben düşündüm abi. Nedir mesela hani ilk tuttuğun dilek yani bize söylemesen de olur ama yani keyifli bir şey mi? Bir dilek tut desek keyifli bir şey. Dilek dediğin zahmet verici olur mu gözüm? Ya değil mi? Hep iyi olsun diye. İyi olur yani. Hep iyi olur. Peki yoruyor mu Haldun Taner seni? Biraz terletiyor diyeyim. Yani biraz terletiyor. Aslında ama terletmesi gereken iyi. İnsanları terletmiyor ama seni terletiyor. İşte yani bakıyoruz başka kimse terlemiyor. Bari ben terleyeyim diyoruz. Bari oyuncu olarak ben terleyeyim diyoruz. Evet. 2 saat boyunca fakat sıkı bir şey var yani. Orada bir maraton diyebileceğimiz kadar bir ter atıyoruz yani. Erdem şeyi merak ediyorum. Yani hani elbette tüm yazarlar, tiyatro yazarları. Bazıları birilerini oynamaktan çok hoşlanır. Mesela hocam hani Brecht konuştuk başından beri. Senin özellikle bir tercihin var mıdır? Yok ben çok midesizim o konuda. Estağfurullah. Yani, ha hepsi olur diyorsun. Tabii yani bütün gelişine oyun yazarlarına bayılıyorum yani. Bayılmadığın var mı? Yok. O da enteresan. Yok. Hiç yani. Kötü oyun yazan tiyatro yazarı çıkmamış mı? Ya kötü oyun yazan yani. Bile oyun yazmıştır ya öyle yani, bakmak sonuçta lazım. Sonuçta bir oyun yazmış. Yani, evet, yani o bir eserdir ve hani onu yani pratiki anlamda eleştirirsin. Hani sahnede olmamış dersin bilmem dersin ama bir tekst yazıldığı zaman bir tekst değildir. Oynandığı zaman bir tekstir bence. Tabii o artık kamuya açılmış oluyor. Evet, yani biraz bir oynanmak için yazılır çünkü bir tiyatro metni oynanmak için yazılır. Dolayısıyla yani malzeme iyiyse oradaki onu nasıl oynadığına bakar biraz iş. Hele ki çok mesela Haldun Taner gibi bir yazarsa işte atıyorum Nazım Hikmet gibi bir yazarsa falan zaten çok da fazla bir şey yapmana gerek kalmadan İkisi zaten aşağı... babalar bitirmiş oluyor. Sen onu sadece şey oluyorsun. Sen böyle kaymağını yiyor oluyorsun. Evet. En iyi yazar bence gönül yazardır. O da hocam bu da. Ya, o da yazdı şarkı. İyi akşamlar. Bu da kim inanır? Levent İnanır isimli programda. Devam edecek. Amerika'da çok uzun süre kaldınız. Broadway'de. Gittiniz mi orada müzikalde? Tabii. Oynadınız mı? Hayır oynamadım. Amerika'da 1 sene kaldım ben. Daha çok Düsseldorf'ta kaldım. Düsseldorf'ta kaldım. Kaldın? 16 sene. Amerika'da bir yıl 13 yılı bedel ya. Ama Milano'da mesela şarkı söyledim. İsim zikretmeyeyim büyük bir otel. La Scala operasında. Hayır isim zikretmeyeyim derken yani otel ismi zikretmeyeyim. Anladım. Reklam olmasın diye. Onların otel zincirlerinde şarkı söyledim. Ama Düsseldorf'ta mesela Front Page diye bir caz kulübünde şarkı söyledim yıllarca. Bu tabii bana çok keyif veren bir şeydi ve tecrübemi çok arttıran bir şeydi tabii. Döndüm geldim ben dedim müzik sektörüne yeniden döneyim. Şöyle bir şey oldu hatta ben giderken 80 yılında işte 72 ve 74 yıllarında yılın şarkıcısı olmuştum ben. 80 yılında teklif aldım. Giderken çok sevdiğim Nurlar İçinde Yatsın Cenk Koray beni geçirmeye gelmişti. O gün de Milliyet Gazetesi'nde bir yazı var. Ömür Göksel gidiyor genç kızlar ağlıyor diye. Bak dedi genç kızlar ağlıyor falan filan. Gitme bak. Evet. Şimdi yıllar geçti. 18 sene sonra ben döndüm. Gene Cenk karşıladı beni. Herkese de söylemiş Ömür gelince kimse tanımasın demiş. Ben kime baksam tanımıyor beni. Hay Allah 18 yıl geçmiş büyük bir zaman değil. Memleket şartları değişmiş. Biraz harcı. Hayır öyle bir şey ki. Dedim ya Cenk kimse tanımıyor beni dedim. Nerede o genç kızlar? Dedi ki Ömür iyi ki döndün hepsi onlar anneanne oldu. 18 sene evet. Uzun bir süre yani bu süre, net bir karar net bir şeyden sebepten dolayı mı? Yok hayır çok iyi kontratlar aldım çok iyi hayat şartlarım vardı. Hayır, çocuklarımı da orada okuttum ettim maşallah. Falan evet. Yani güzel bir hayat sürdüm ama tabii insan
dönmek istiyor ülkesine ve özlüyor, çok özlüyor. Ne olacak? Fakat döndüm, hakikaten beni tanımayan bir nesille karşılaştım. Hakikaten kimse tanımıyor. Çok zor bir durum. Ve gitaristim Selçuk Başar vefat etmiş. Cenk Koray o yıllarda vefat etti. Plakçım Yavuz Plak o zaman vefat etmiş falan. Yani Aykut Sporel yok radyoda bana ilk altın plağımı veren. Şimdi tanımayan bir grubun içine girdim yani. Çok baştan zordu. Baştan başlamak gibi bir şey. Burada tabii karşıma Antalya'da bir otelde şarkı söylerken Kerem Görsev çıktı. Ömür abi dedi, mutlaka bir İngilizce albüm yapmalısın. Ya Kerem kim alır dedim, yani bir tane. Kerem'in de böyle bir ara gazları vardır ya, herkesin karşısına bir kere çıkar. Evet. Mutlaka yapmalısın. Ama fena halde bir gaz çıkardı o. Güzel. Ara gaz falan bir gaz değil, evet. Ve dedi ki bak dedi, sen yap Ömür abi dedi. Bin tane bastırırız dedik. Firma işte, söylemeyeyim adını. Gene bu kuruluşun bir firması. A Touch of Quality dedim. Ben işte My Way'ler, New York, New York'lar falan derken Samsun Demir dedi ki 10 bin tane daha bastırıyoruz dedi. 10 bin tane daha, 10 bin tane daha derken 77 bine gitti. 77 bine şu anda platin plak veriyoruz biliyorsunuz. Şimdi, altın da değil yani. Ama 2006 yılı bu. Hemen dediler A Touch of Love yapıyoruz. Love. Double bir albüm hazırladım. A Touch of serisinden görüyoruz. Yürüyoruz artık. Nasıl tuttuysa o seni. Evet. A Touch of Latin, A Touch of Disco, A Touch of Class derken. A Touch of Lady Gaga'ya kadar geldik. Güzel. Şimdi, ama şimdi nereye geldi iş? Şimdi 1000 tane, 1500 tane satsa çok büyük. Efsane olur. Pırlanta olur. Evet. O efsane. Yani artık herkes hiç kalır, indiriyor. Pırlanta plak veriyorlar. Herkes indiriyor artık tabii. Ben de onun için şimdi en son artık başka bir dijital platformda. Kendi sevdiğim halkımla birlikte olacağım. Vedya Corp diye bir şirketle anlaştım. Benim CD'lerimi onlar dijital olarak basıyorlar. Hayatınız yani kontrat imzalayarak geçmiş anladığım kadarıyla. Son bundan yaptığımda bu hafta çıktı. Sinatra 101 yaşında. Evet, çok Sinatra Frank şarkıları. Siz Sinatra'ya kankaydınız değil mi? Evet, o amcam. Amcanız mı oldu? Yani çünkü evet. O Kosa Nostra'nın da bir üyesiydi. Sizin de hafif böyle Sicilyan şeyiniz var. Vardı. Birlikte böyle bir iki şeyiniz. Beraber mafyalık yaptık. Mafyalık yalnız Mesut en iyi Frank Sinatra şarkısı söyleyen dünyada 20 kişinin içinde. Hiç tartışmam, dinledim çünkü. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Ya vela. O seviyordu, ondan söylüyor. Ben hayır. Bu internet ortamında gezinen bir şey. Gerçek, real. Çünkü dinleyen zaten Ömür abinin sesini biliyor ve o kadar iyi Frank Sinatra söylüyor ki. Bence bütün dünyada 100. yılında Sinatra lokallerinde şarkı söyledim ben bir de. Bu önemli şarkılar tabii, evet. Bu adam mesela ölümsüzler arasındadır. Tabii. Sinatra yani kabul ediyorum. Zannetmeyin ki öldü. Ölmedi. Tabii o. Ya ölür mü? Ben Samsun'da yaşıyor. Bishop'ta sürekli görüyorum yani. Evet. Mesela daha bugün gördüm Frank Sinatra'yı böyle dizmişler rafa, gördüm yani ne olduğunu söyleyemiyorum ama. Öyle bir enteresan. İyi de bir oyuncu aslında bir yandan baktığınızda değil mi hocam? Ne dansçı. Öyle çok mi? Dansçıdır. Ama afacan o. Filmlerde şeyde hani Paris'te Amerikalı'da Oscar aldı. Jim Kelly ile dans ediyor yani. Jim Kelly mi yaptı? Evet. Ya o Paris'te. O ne dansçı o Paris'te, Paris'te Amerikalı filminde. Ve ben vallahi seyrederken ne zaman yani rastlasam böyle bakıyorum, Jim Kelly ile aralarında hiç aksama var mı? Yani olur ya bir ayakta yani şeyde bir aksama. Hayır, hayır. O ne yapıyor? Bu da aynı step yapıyor. O da müthiş. Fred Astaire de öyledir mesela. Tabii. Fakat bu Godfather filmindeki şarkıcının zaten Sinatra olduğunu söylerler. Derler. O hani mafyayla bağlantısı olan şey. Baba ha, o işin hakkında. Evet. Fakat düşünsene Zeliha Hanım gibi şey izlediğini, film izlediğini. Evet. Aksama var mı ayaklarda? Ben biraz ayak böyle evet. Sayıyorum. Ben sayıyorum. Bazı şeyleri evet. Çok enteresan. Öyle mi izlersiniz? Evet. Tiyatro oyunlarını öyle izlersiniz %100'de. Ama sinemayı da öyle izlerim evet. Mesela Shirley MacLaine'in de vardır mesela. Müthiş dansçıdır, o da şarkıcıdır Shirley MacLaine'de. O da güzel kadın ya. Evet. Irma La Douce'da bir dans sahnesi vardır. Dehşet. Vallahi ben bu az önce siz yok ya nereye girdik değil mi? Millet evet. Bugün maçları falan konuşuyor. Fenerbahçe maçı. Ama Fener hakikaten konuşulacak. Üstadım ya. Bu işleri hiç konuşmayalım. Demin Al Pacino'nun kadın kokusunda yaptığı tangoyu izledik arkadaşlar. Ama bunların hepsi müthiş dansçı. Bunlar nasıl insanlar? Nasıl yetişiyorlar?
Ve Jack Lemmon mesela benim... Bak doğru soru abi, nasıl yetişiyorlar? Benim ikonlarımdan biri Jack Lemmon mesela. Peki çok güzel, o zaman Erdem'den gelsin soru. Bunlar nasıl yetişiyorlar hocam? Bunlar yetişiyorlar, bunlar kendilerine çok emek veriyorlar. Yani bir tiyatro okulunda bir hoca bir yere kadar. Bakın yurt dışındaki tiyatro okullarında mesela hocalar öyle fazla konuşmaz. Girer, seyreder. Yani anahtar şeyleri verir. Özellikle meslek hocaları, sahne hocaları falan. Felsefesini konuşur, duygusunu konuşur, ruhunu konuşur falan. Ondan sonra oyuncunun yaratıcılığına bırakır. Esas mesele o. Onu o beynine işleyecek, yapacak. Ama oyuncu bizde emek vermiyor. Ya bizde çok iyi oyuncular var, onu size söyleyeyim. Çok, evet, benim çok hayran oldum. Popüler mi bu isimler yoksa? Anladım. Popüler olan da var, olmayan da var. Olan da var. Ama, evet, çok iyi oyuncular var. Ama mesela şimdi yavaş yavaş böyle farklı emek veriyorlar, oynuyorlar, yabancı sinemadan etkileniyorlar falan. Müthiş bir kondisyone oyunculuğa yöneldiler. Ama öğrencilerde aynı şeyi görmüyorsunuz. Ya, pardon hocam, lafınızı keseceğim ama dışarıda oyuncu başlayan oyuncu gidebiliyor. Hani öyle bir şey. Şans var. Meslek atlama sürekli oluyor. Mesela hani seni ele alalım. Ya, proto histeria ve historia ve Asya arkeolojisi ne demek abi hani? Oradan niye attın? Oradan niye attın televizyona bir arkadaş? Hayır, derler adamı. Ya da yani niye oraya attın ilk başta? Hani? Ya konservatuarı var onun. Ne yani? Ya, konservatuarı da var. Opera var. Böyle bir üç sene. Çalışmak lazım. Anladın mı? Hani oradan ne, evet, nasıl başlıyorsa hepsi kul. Bravo. Ama hocamın işte dediği gibi. Çalışmak yani lazım. Şey oraya takıyor ve çalışıyor yolunda. Bizde öyle bir konuşuyor. De çalıştırıyor. Yetkin bir. Bravo, evet ama işte ama çalışıyor yani. Çok iyi sanatçılar var. Çalıştıran, çalıştıranı o kadar yormuyor. Bizde çalıştıran yoruluyor. Yani artık böyle. Öyle onu uğraş, öyle bir şey yok yurtta. Biraz popüler kültürün de baskısı var oyuncuların üzerinde. Bayağı. Kabul edersiniz ki hocam. Yani bu yani, dizi sektörünün vesaire. Evet var ama de... bizdeki tabii bozuk düzen bizdeki. Ha. Bizdekinin adı bozuk onun düzen. Onun bir ismini koyalım diyorsun. Ya evet, kültür açısından bozuk düzen. Hı. Tabii daha oturmuş toplumlarda, hı-hı, kategoriler olarak hepsini yapıyor. Bir oyuncu olarak hem dans ediyor, hem şarkı söylüyor, gitar çalıyor, şunu yapıyor, piyano çalıyor falan. Kendini sürekli stüdyolara gidiyor, yetiştiriyor. Hep böyle yapmak yani. Yapmak zorunda hissediyor. Evet yani. Hep böyle hep. Ve ondan sonra bir yerden pat seçiliyor. Oradan pat gidiyor. Kendi ismi yapıyor. Çok doğru diyorsunuz. Çok katılıyorum. Hatta bir küçük bir konuk oyunculuk yaptık stüdyomuzla birlikte. Geçtiğimiz günlerde bir diziye. Dizi ismi verebiliyor muyduk ya? Kanal D'de efendim. Poyraz Karayel'e. İlker geldi ve bir bir performans sahnesi var. Dedim herhalde alttan müziği verecekler. Bizim baba da çalacak. Elektro gitar çalacak. Yok, aldı elektro gitarı, bildiğiniz. Bir solo çekti. O zaman diyorsun ki evet, oyuncu entegre bir şey olmalı. Yani her şey merak çalarsa. Tabii ben mesela şarkıya merak saldım. Çocukken piyano çalardım. Sonra şarkıya merak saldım. İşte Berlin'de gördüm bu şarkıları falan. Ondan sonra birdenbire böyle şarkıları merak saldım. Başladım çalışmaya kendi kendime. Ve ben Türkiye'ye döndüm. Asiye Nasıl Kurtları oynadığım zaman benim bayağı 50-60 şarkılık repertuarım vardı. Az mı? Tabii, ben hemen 71-72 yılında hemen Almanca konserler vermeye başladım mesela. 74'te altın güvercini aldım. 76'da yarımcılığına katıldım. Hayır yani şunu demek istiyorum. Bu bir sonra merak. Oscar geldi. Bu bir merak yani. İşte ondan sonra Dostlar Tiyatrosu'ndaki o programlar geldi. Bravo, öyle zenginleşebiliyorsun. Öyle başladı öyle ondan yani. Sonra. Evet, ondan önce ben vermiştim ama ondan sonra birden başka bir şey oldu. İşte Genco Türkçelerini yaptı. Onu yaptık. Long play yaptık. Ama işte sonra... bakın başarı nerede gizli bana göre? Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Bravo, aynen öyle. Hakikaten aynen. Evet. Öyle. Yoksa bir anda bugün bakıyorsunuz bir şarkıcı çıkıyor ortaya. Sabah güneş doğarken, güneş batarken olmuyor. O şarkıcı yok. İkindi de yok hatta. Yani hiç daha yok. Bravo. İkindi bak. Olmuyor. O, bu bir sabır meselesi. Aynen. Mesela ben ilk Asiye'yi oynadığım zaman işte Türkiye Çalkı bir oyuncu geldi, yönetmen İstanbul'dan. Şimdi adını vermeyeyim. Hayatta çünkü. O kendi bilir zaten. Geldi birdenbire. Dedi ki bu dedi senin için dedi hem iyi hem çok kötü dedi. Ben de o zaman 23 yaşındayım. Bir durdum şöyle neden diye. Şimdi dedi mesleğinin başındasın, çok yüksek bir yerdesin. Ama daha bu meslek uzun. Tabii. Ne yapacaksın? Çıtayı daha ne kadar kaldı? Hiç sesimi çıkarmadım ben. Halbuki ben başka bir terbiyeden geldiğim için mesleki, yani bu bir uzun yol yolculuğu. O öyle bir oyun, o öyle bir oyun. Bitti. Ama ondan sonra başka şeyler oynamaya başladım. Yani bir sürü oyun vardı orada. Değil mi? Ben ondan hala, sonra ben hala şarkıcı tiyatro, olduğuma inanmıyorum. Ya tiyatro, büyüyünce şarkıcı tabii, olacağım. Tabii tiyatro literatürüne giriyorsunuz ondan sonra. Bir yığın oyun oynadım. Şunu yaptım, bunu yaptım falan filan.
Yani, tabii insan ve her günde kendini yeni bir tuğla koyuyor. Kendinizi geliştireceksiniz. Aynen, yani ben oldum diye bir şey yok. Yani biz tiyatroda mesela bir oyun alsam ben elime sanki ama acemi bir oyuncu gibi böyle sıfırdan başlarım. Onu öğrenmeye başlarım, onun kondisyonu için uğraşırım falan yani. Biraz ailede de var. Yani rahmetli valideninizi hatırlıyorum. Yani hakikaten konuşurken aslında 20 yaşında bir kız çocuğuyla konuşurmuş gibi. Evet. Yani resimden edebiyata, oradan çıkıp modaya vesaire bir insanı çok şaşırtabilecek bütün yetenekleri vardı. Evet. Belli ki yani genetik olarak almışsınız. Mesela hiç durmadan çalışırdı o, hiç durmadan. Gerçekten zaten. Öyle. Ben hiç son durmadan. Güne kadar aynen öyle. Projelerin evet, öyle. Hep olduğundan proje, bahsediyorum. Hep proje. Bunun içinde yazdım. Ben Zeliha'yı da biraz öyle bulurum. Zeliha da enteresandı. Kendisini yeni her sene yeni bir kimlikle gelir buraya. Ya, ne çok güzel. Yeni bir ümmiyet kaldırıyorum bu konuda. Ne güzel. Buyurun. Zeliha hakikaten çok iyi bir şarkıcı. Hakikaten ben öyle kolay kolay kabul etmezdim. Hakikaten müthiş güzel şarkı söylüyor. Siz de hatta, gerçekten biraz zor beğenirsiniz benim bildiğim kadarıyla. Tabii evet, evet. Az yani, çok tanıyorum abi. Beğenirim ama yani iyi der geçerim ama. Tabii. Şimdi benim bir bestemi naçizane benim bestemi yapalım dedi. Projenin uzantısı evet. olarak. Hakan Eren kardeşimiz de dedi ki bunu bir single yapalım dedi. Hakan Eren kim? Evet. Ben çok merak ediyorum. Evet. Kim bu adam? Ben bir ara tanıştırırım. Ya sevinirim ya. Yani. Yani çünkü evet. pek hayırlı bir arkadaş. Değerli bir kardeşimiz. Bizi çok sevdiğimiz insanlarla buluşturuyor. Değerli bir kardeşimiz. O da bunu single yapalım Ömür abi dedi. Baktım öyle bir söyledi ki Zeliha benden iyi söylüyor. Ben ikinci planda kaldım. Harika hakikaten. Bayıldığım bir ses tonu var ve bir şarkıcı şarkıyı söylerken evet. sadece kendi hislenmemeli. Evet. Karşıdakini hislendirmeli. Tabii. Zeliha'da bu var. Çok da güzel. Çok fazlasıyla var. Nardis'te sen çok söyledin değil mi Zeliha? Nardis'te söyledim. Ben seni bir orada dinlemiştim. Ben TRT Caz Orkestrası'yla, Kent Orkestrası'yla, Nardis'te çeşitli projeler. Acayip hatta şey var. Kışkırtarak... mesela sevgili Sümer Ezgü'yle etnik caz, efendime söyleyeyim Ahmet Koç'la yine Hollywood, Bollywood, Yeşilçam falan. Ne onun bağlamasıyla yani değil böyle mi? Hani, öyle bir mix yapmayı seviyorum ki her şeyi farklı şekilde deneyerek orijinal değişik şeyler yaratmayı seviyorum. Bu nedenle sen beni her sene farklı projelerle görüyorsun. Aynen öyle. Farklı çünkü yüzlere. Benim bildiğim başka bir iş yok. Bir tek bu işi yapıyorum. Müzik. Dolayısıyla içinde müzik olan ve çeşitlemelerini de yapabileceğim her şey benim için böyle ulaşmak istediğim şeyler. Müthiş. Yani noktalar. Dolayısıyla eğer Ömür abi mesela benim için çok büyük bir şans. Çünkü niye? Ben bir süredir caz söylemeye ara vermiştim ve benim bu bilgilerimi tazeliyor. Mesela diyorum ki abi ben bunu bu kadar zaman oldu söylemeye Lady Trump. Zeliha işte şunu şurasını şöyle finalini böyle falan. Bana yeniden hatırlatıyor. Ben çünkü şeyi sevmiyorum bir şarkıcıdan onu böyle dinleyip de hani motomot ezberleyip söylemeyi sevmiyorum. Farklı yorumlar. Ve değişik böyle varyasyonlar. Yaratıcılık içinde var. Çok doğru. Yani evet, şimdi ikiniz de gece evet. dünyasını ve evet. gece eğlencesi dünyasını çok iyi bildiğiniz için ya orada açıyı yaratan fark koyabilmek. Yani tabii. farklı bir şey. Ya. Hani evet. Frank Sinatra dinlemek istiyorsam Sinatra'dan dinlemeyi tercih ederim. Ama yani hani buna yakın bir açı yakalamış bir adamdan, bir fark yakalamış bir adamdan evet. dinlerken. Evet, o da lezzet. Oyunculukta da bu böyle. Tabii. Ve Zeliha'da var bu hocam gerçekten. çok... Hem sahnede görmeniz lazım hem de uçakta tanımıyor. Ama sahnede çok tanımıyor yani. Çünkü uyuyorum genelde uçak uyuyarak böyle gidiyor. Bir şapkası vardı o şapkayı bir kapatır. Şey ya o şey çünkü havaalanında gazeteci havaalanında çalıştığımı zannediyor oradaki gazeteci falan. Öyle. Tabii siz işte bilmem ne firmasında çalışıyorsunuz. Tabii ben o kadar artık diye. Yani. O hal yani. O hal. Orada güzelmiş. Yaşıyoruz çoğu zaman. Şimdi sevgili Mesut öyle bir şey ki durduramıyorum kendimi. Yani içimde var o ve yok edemiyorum bir türlü yeni şeyleri görmek, farklı bir şeyleri hissetmek, o hissettiğim şeyin peşinden gitmek. Mesela gevezeyle bir şey yapmıştık Neşeli Maşrap'a diye 80'leri hicveden. Konuşabilecek vaktin oldu mu? Yani gevezeyle bir şey yaptıysanız hani. Kesinlikle oldu. Üstelik aralarına o yılları. Çok da iyi bir yorumcu o aynı zamanda. Çok da iyi bir müzisyen. O yıllardan böyle TV ve film fragmanları falan da koyduk. Oo. Üstüne konuştuk. Çok eğlenceli bir projeydi mesela. Şimdi böyle bir şey var ve bunu yapabiliyorsam ben neden o arkadaşımı da kışkırttık böyle hadi falan. Ve bunu sergileyecek yerler bulabiliyorsak. En önemli şey o. Tabii. Çünkü yer yok. Tabii. İnsanlara yerimli güvenip olmak. Yer açmak da sıkıntı. Mesela şimdi çok teşekkür ediyoruz ki bizim Ömür abiyle olan projemiz için Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi bize sahnesini açtı. Harika. Bize güvendi ve bugün harika. Bir telefon bağlantısı yaptık. Hı-hı.
Bu arada radyoya ben de başladım. TRT haberin olsun. Hayırlı uğurlu olsun ya. Ömür abi de nereye gitse peşinden sürtü yanlarım. Evet. Evet gerçekten öyle uğurlu. dedi ki bilet satışı çok iyi gidiyor. Bir tane daha düşünüyoruz. Ne güzel. Bu benim için var ya aman dünyalara bedel yani. Evet. Şile'de restoranda hani bu kadar şey bulsan kapak bulsan. bu kadar şey bulmaz. Bu kulağındaki şeyi Datça kumsaldan mı çıkarttın? Nerede tam? Ya nerelerde dolaşıyorsan o sahillerde ulaşmak isteriz biz de. İnan müthiş bir enerjisi var ama hakikaten. Dikili. Bir şey getirdin aklıma. Buyur. Ben böyle 10 kelimeyi geçmeyen fıkraları çok severim. Müsaade edersiniz geveze dedi demin. Dedi. Evet. Gevezenin biri plaja gitmiş, diline güneş geçmiş. Bu da iyiydi. Bu fıkrasına gülünmeyen adam serisini bir çıkartalım mı? ya, bence Ömür abiyle ayrı program yapılmıyor. Yapsak mı? Düşünsene Ömür abiyle karşı. Hep fıkrası ve kimse gülmesi abi mi? Ya bu sahnede bunu sıklıkla yaptığı için çok da şey. Peki en iyi, bu tabii biraz arsızca da bir soru ama en iyi caz dinleyicisi ya da en iyi dinleyici hangi ülkede? Yani gezdiniz, dünyaya gittiniz. Evet, evet, evet. Hemen hemen. Tabii kendi ülkesi olan Amerika'da tabii. Ama ben İsveç'e gitmedim ama İsveç'te de çok iyi caz dinleyicisi olduğunu söylüyorlar. Ben gittim yok abi. Öyle mi? Ya yok abi yemişler seni. Size bir şey söyleyeyim. Bak eskiden de 80'lerde belki. Mesela caz dinleyicisi dediğim zaman mesela ben geçen hafta Bursa'da ve Yerli İrmeni'nde yaptığım bu caz konserlerinde inanır mısınız çıt çıkmadı. Herkes böyle dinliyor. Bir de bir caz kulübü vardı. Orada da Kerem Görsev beni anons ederken dedi ki lütfen telefonlarınızı kapatın ve kimse birbirine konuşmasın. Ömür abi şarkı söyleyecek dedi. Hmm. Şimdi bunu böyle verirseniz, empoze ederseniz hakikaten bizim halkımız ama bizde caz kültürü var. Yani var. Sizin evet, 70'li var. Yıllar tabii, siz o, tabii, siz o evet. Geleni yarattınız ama yani bizim ben ve arkadaşlarım tabii, evet, sadece evet, sizler, ben. Tabii, evet sizler tabii sizler sizin kuşak o geleni yarattılar yani. Chicago'da bizde biliniyor caz. Özür dilerim. Chicago'da bir caz kulüpte sahneye çıktım konuk olarak. Jam Session gecesi. Jam Session dediğim yani bütün müzisyenler orada çıkar ve marifetlerini gösterir. Sırayla böyle isimleri yazdırıyorlar. Tromboncu bilmem kim, gitarcı bilmem kim falan çıkıyorlar. Onu ya üç o tane... ses Chicago gibi bir enteresan bir şey. Evet. Orada özel bir gece için gitmiştim. Hı-hı. Bir konser için. Ve o caz kulübüne gittik. Benim de ismimi yazdırmışlar araya. Chicago'da o kulüpte. Sam bir şey yani adı orijinal. Hakikaten çalanlar benim o literatürlerde gördüğüm insanlar. Ben eyvah bittim ben falan ben böyle bir şeyim. İsmi de görünce anons ettiler İstanbul deyince yıkıldı tabii ortalık İstanbul. İstanbul diye bakıyor. Çünkü buradaki sanat etkinlikleri oranın literatürüne de geçiyor. Yani burada caz festivalleri, film festivalleri, tabii, sanatsal İstanbul etkinlikler. Ayrı bir şey. Türkiye'nin dışında ayrı bir şey İstanbul. Takip ediyorlar. Türkiye değil tabii. Bakın İstanbul. İstanbul evet. Hakikaten. Evet, Türkiye değil. İstanbul, enteresan yani. İstanbul olarak. Evet, yani Avrupa'da da öyle, İstanbul. Öyle midir hocam? Tabii. Yani, hani şeye bakarlar mı mesela, hani, mutlaka siz bir şey oyun koyarken başka ülkelerin tiyatrolarının hangi repertuarları seçtiğine evet. Bakıyorsunuzdur. Tabii. Var mıdır öyle karşılaştırmalı bir şey kültürler arasında? Yani kültür arasında, valla bizde çok Avrupa'yı takip eden bir repertuar var. Uzun yıllardan beri var ama. Hı hı. Ankara Devlet Tiyatrosu, İstanbul Şehir Tiyatrosu da vardır ama Ankara Devlet Tiyatrosu çok daha fazla. Sonra özel tiyatrolar çok tabii takip etti. Hı hı. 60'lı 70'li yıllar. Ama Ankara daha sanat ağırlıklıydı. Çok, evet. Öyleydi. Galiba hala ama öyle. İşte hala Ankara daha öyle. Üniversite şehri, yüksek evet, bürokrat evet. Şehri. Hı hı. Tabii Ankara'nın yerleşimi 50'li yıllar, 60'lı yıllar çok farklı bir Ankara'ydı. Yani inanılmaz evet, bir Ankara'ydı. Evet. 50'li, 60'lı yıllar. Ankara Sanat yıllar. Tiyatrosu falan. Onlar da bir 70'li yıllar yani. Falan. 70'li tabii ondan sonra çok evet. Farklı bir yere gitti. Ama şu anda tabii üzücü. Yani tiyatro meselesi bir tartışma konusu. Şimdi tartışalım o zaman. Ben şeyi sormayı istiyorum başından beri. Özel tiyatroda vardınız zaten ve varsınız. Ama bir yandan şehir tiyatrolarında vardınız. İlk konuk kez... olarak oynadım orada. Keşanlı Ali Destan'la oynadım. Şehir tiyatrosunda yönetici olarak da İstanbul... Hayır, ben olmadınız Bakırköy Belediye Tiyatroları'nı kurdum. Kurucusu. Kurdum. Bundan 25 yıl önce. Bu da mesela ilktir mesela ilçe tiyatrosu olarak Bakırköy Belediye Tiyatroları. Evet, ilk, evet. 20 sene evvel de ayrıldım oradan.
Ama tabii üniversitede 45 senemi doldurdum. Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi'nde. Bıraktınız mı? Devam ediyor musunuz? Yok, bir emekli oldum ama şimdi haftada bir gidiyorum. Ama gitmek lazım. Daha küçük sınıfları alıyorum. Evet, proje sınıflarına girmiyorum. İşte biraz öyle yapıyorum. Biraz zor bir hoca mısınız hocam? Yani birkaç öğrencinizden, yani çok da kolay bir hoca değildir. Evet. Adamı da zorlar biraz. Ama yani bütün tiyatro hocaları mesela zordur. Ben zor bir hoca değilim. Yani sanat zor. Ben geçenlerde işte geçen sene Afif Ecel'in onur ödülünü aldım. O zaman tabii böyle konuştum. Ve dedim ki bir efsane bu yani. Zeliha Berksoy çok zordur. Sert hocadır Zeliha Berksoy. Sert hocadır, evet. Şehir efsanesi dedim. Bu bir şehir efsanesi. Yani ben sert değilim dedim. Sanat sert. Güzel. Sanat sert yani. Yemiyorsa girmeyeceksin. Yani sanat yani. Sert. Sanatı sanat için yaparsa bir sanatçı. Sanat sert. O zaman çok mühim tabii. Yumuşak mı? Yok, olur mu? Sert. Acımasız. Buraya çıktığınız zaman sert. Acımasız. Ve o zaman sen de yani. Çünkü onu hazırlamak durumundasın. Yani benim sertliğim değil o yani, sahnede terliyorsa. Ama iki tez vardır. Onu ben terletmiyorum hocam. Yani onu terlemesi lazım. İki tez lazım. Vardır değil mi? Birisi sanat sanat içindir. Tabii. Sanat halk içindir. Şimdi sanat halk içindir dediğiniz zaman iş çok kolaylaşır. Halka sevdirmek kolaydır. Ama esas sanatçının görevi halkı kendi sanatı seviyesine yükseltmek. Tabii eğitmek aynı zamanda. Eğlendirirken eğitmek. Yani hocamın yaptığı eğlendirirken iş o. Eğlendirirken eğitmek. Onun için değil. Tabii böyle bir 50 sene geçti yani. Ömür abinin askerleriyiz. Vallahi bilmiyorum. Çok bir rüzgar gibi geçti. Erdem senin ne kadar oldu? Kaçıncı senen? Bayağı oldu senen. Ben daha çok başındayım. Hadi abi. Canım sen çok de. Başlarken ben 98'de Ankara'dan mezun olmuştum işte. Ondan sonra başladım. Ya 20 ben, yıl neredeyse yani. Olacağını hatırlatayım mı hatırlatmayayım mı? 17, 17 sene falan bitmiş. Ama yani? Çok ben ondan oynadığım zaman Yaşasın Savaş'ta falan çok güzel, hem şarkı söylüyordu hem çok kondisyonlu. Fırtına gibi oynuyordu. Çok müthiş. Ben de yetişiyordum ama. Evet. Ha, yani o ayaklar falan, o demin anlattığınız şekilde birbirine o danslarda falan hiç yani. Enteresan ama bir yandan da şöyle bir acımasız tavrı var popüler kültürün. Herden bu kadar iyi oyuncuyken sahnede ve performansıyla ama biz onu dizilerden tanıyoruz ve seviyoruz bilmem ne falan filan. O biraz adamı şey yapmıyor mu? Bir incelen böyle tatlı bir sinir hali getirmiyor mu insana? Ya arkadaş. Yok abi, hedefin çok belliyse çok fazla yormuyor seni ya. Öyle mi diyorsun? Evet evet, ben niyetim yani. Ben maalesef yani şu günlerde bu tip oyunlarda oynayabilmek için o tip dizilerde falan oynuyor gibi bir şey. Çünkü ben tiyatro mezunu, bir tiyatro oyuncusu bir adamım. Yani ben İstanbul gibi bir şehirde Ankara'dan gelmiş bir adam olarak yaşamaya devam edebilmek için o yani o demek dizilerde ki, de oynayacağım. Evet, elbette ki hani o aşağılamıyorsun o yüzden ama hani, evet. Yani benim menşeim, çıkış noktam tiyatro. Hani bunu evet. Çok ayırt ettiğim için hani o dizilerde de mecbur bir şekilde. Zaten birçok oyuncu dizilerde oynuyor. Ondan sonra da oradan kazandığı parayı tiyatroya yatırıyor. Bir yandan da şeyi getiriyor yani, şimdi dizilerde kalite getiriyorlar. Yani bir yandan işin iyi tarafından bakıyorsun. Çok çok gerçekten. Tabii. Öyle bir, tabii çok. Ekstra bir kalite geliyor. Yani sonuç itibariyle hani bilmem ne ajansından mezun olmuş da girmiş değiller. Bu adamlar hayır, konservatuar mezunu. Zaten onlar olmasa o diziler pek çekilmez. Aynen öyle ya. Yani kusura bakmayın. Kızlar güzel, oğlanlar da yakışıklı ama yani tiyatro başka bir şey, tiyatro olarak. Aynen. Geçiyor canım yani. Ya şey, ezber yani. Girdi. Herkes de kalmıyor öyle. Ya, ezber girdi, mertlik bozuldu. Evvelden dublaj vardı. Sufle girdi. Pardon, ne deniyor? Sufle girdi. Sufle girdi. Sufle girdi, mertlik bozuldu yani. Yani şimdi oyuncu ezberleyecek, çatır çatır rolünü de yapacak. Ve inşallah kendi sesiyle konuşacak değil mi? Geniş bir repertuar, dünya repertuarı evet. Oynayacak. Her şeyi bilecek. Öyle değil oyunculuk dublaj yani. Dublaj çıktı, mertlik bozuldu. Yani evet, biraz, evet. Mertlik biraz bozuldu. Yani oyunculuk yapmak biraz daha hazır, biraz daha konserve, biraz daha böyle kolay hatmedilir bir hale getirildi. Ama şu anda mesela sesli çekimli filmler ve diziler olduğu zaman hani o dublajda oynayanlar oynayamıyor. Sizler gibi tiyatrocular, değerli işini bilen insanlar oynamak zorunda. Niye? Bu da çok enteresan bir şey söyleyeyim mi? Allah rahmet eylesin, anacağım. Alev Sezer vardı oyuncu. Aa, biliyorsunuz. Muhteşem. Yani, Alev Sezer'in sesi yani. Ha. Alev Sezer deyince mavi, o Mavi Ay diye bir dizi vardı. Mavi Ay ya. Evet. Mavi Ay. Evet. Ve o Mavi Ay'ı oynayan ben oğlanı seslendiriyordu. Alev abi seslendiriyor falan zannediyordum mesela. O değil kadar. Mi? Yani. Ve o Bruce Willis'i seslendiriyordu. Bir ara Bruce Willis'in orijinal sesini verdi. Adam benim gözümde yere yaptı. Bitti. Bitti.
Yani Bruce Willis. Her şey ses vermiş. Tabii Alev ses vermiş ya. Ya. Gerçekten Alev abi. Bunu Bruce Willis'in bilmesi lazım. Ama yani dublaj çok mühim bir şey bakın. Enteresan. Bir ben şimdi aynı filmi, bir filmi bahsedeceğim şimdi size. İtalya'da seyrettim, Amerika'da da seyrettim, Türkiye'de de seyrettim. Şimdi Türkiye'deki dublajında müthiş bir şey gördüm ve katıla katıla güldüm. Bob Hope bu komedyen, ünlü komedyen, 100 yaşında vefat etti. Bob Hope bir filminde Kızılderililer bunu bağlıyorlar. İşte çarmıha geriyorlar, etrafında dolaşıyorlar. Humpata, humpata, humpata nasıl öldürecekler ona bakıyorlar. Şimdi o arada bir sihirbaz geliyor. Buna son duasını yaptıracak. Böyle yapıyor sihirbaz. Bula, bula diyor. Şimdi Türkçe dublajında dublajı yapan kimse... Bob Hope diyor ki, bula bula beni mi buldunuz ya? Çok güzel. Biliyor musun? O yaratıcı dublaj evet, teknikleri diyoruz biz. İtalya'da da filmde bula bula diyordu. Hiç öyle bir espri yok. Tabii. Amerika'da da ama bula bula dediğinde ama bula bula beni mi buldunuz? Bizdeki şakacı halk. Ama o bizim halk tiyatromuzdan gelen. Evet. Evet. Tabii. Komedi evet, üzerine. Luhat'tan geldi. Üzerine. O yapısal. Ne demek? Yaratıcılık. Tabii. Değil mi? Doğuş. Evet. Mesela şimdi Haldun Taner'in öykücülüğüne baktığımız zaman. Evet. Dünya çapında daha 1953'te New York Herald Tribünden Şişhane'ye yağmur yağıyor da birincilik ödülünü alıyor Haldun Bey. Daha ne alsın adam? Oradan başlıyor. Önce daha şey 1953 yapmış. O tarihte alıyor. Ondan sonra işte Sancho'nun sabah yürüyüşünde gene çok büyük bir yabancı ödül alıyor. Tabii Türkiye'de aldıkları Sait Faik yalnız alıyor. Birçok tiyatrocu genç alıyor. Kardeşimiz Haldun Taner'in kim olduğunu bilmiyor. İşte ben burada... Evet. Evet. Yani sahne ismi zaten. Haldun Bey yani. Ondan sonra yani Türkiye'de aldığı da çok büyük ödüller var. Öyle. Tabii yani çok önemli. Çok önemli. Ondan sonra Sanat Kurumu'nun ödülünü alıyor. Türk Dil Kurumu'nun ödüllerini alıyor. Yani Haldun Bey'in hayatı böyle çok büyük, parlak, arkası arkasına böyle sonu gelmeyen büyük başarılar. Ya ben nazizane hocam pardon ya politik hicvin Nazım Hikmet'i evet, kabul etmek yani lazım. Evet, dünya çapında bir yazı. Yani oraya kadar varamasa bile hani çok güzel bir olarak, benzetme ama. Çok evet, denk. Çok yani, güzel bir abi. Evet. Hani evet. Şimdi tabii yani hicvin değil de Haldun Taner'den bahsediyoruz. Evet. Yani onun hala için, o konuşulur. Kesinlikle. Yani insan doyumsuz yani. Bugün gene konuşuyorduk da yani ikinci bir Haldun Taner tekrar yapsak çünkü bitmiyor. Mesela Müsahip Sade Celal ödülünü alıyor. Bu şehri İstanbul ki ile alıyor mesela onu. Yani sonsuz derin ben gençlere çok öneriyorum okusunlar, otursunlar. Haldun Taner okusunlar yani. Felsefeyi görsünler, hepsini görsün yani okusun baksın durmasın. Bir de bu memleketin ve İstanbul'un derdini de çok güzel anlatan bir adam. Yani, evet. Hani, yani bütün aydınlar ya da yazarlar memleket derdine, meselelerine eğilmişken hayır bu aydın, İstanbul aydınıyla o uçurumla falan daha çok ilgilenen bir abi ve o konuda çok acayip tespitleri var bir de. Hani çok. Hakikaten okunulası bir adam yani. Aydın meselesini kafaya takıp bunun üzerine tespit yapıyor. Evet çünkü kendisi de öyle bir aydın bir abimiz. Hani ama hani o bağ kurmak da istiyor ve o sırf onun üzerine de biraz kafa yoran bir aydın ve ya, bu konuda çok güzel yazınlar vermiş. Bir hem yani kısa öykü hem oyun hem derleme hem işte hikaye çok hakikaten bir külliyat yani. Evet. Seleha Hocam yazdınız mı hiç tiyatro oyunu? Hayır yazmadım. Niçin? Yok yazmadım. Ya ben oyunculuğumu biliyorum, yönetmenliğimi biliyorum, şarkıcılığımı biliyorum. Yazmadım öyle bir şey yapmadım. Ama yani mesela iyi dramaturji çalışması yaparım. Yani bir oyunu okurken okurum, çözümleme içine girerim. Onun yan kitaplarını okurum, araştırmalarını yaparım. Oyun kahramanına ruh veriyor. Evet. Çok daha mühim bir şey. Evet. Evet. Onun için de hani daha çok sahnede olmayayım. Tabii. Ben şey yapıyorum. Anladım. Erdem siz yazdınız mı? Yok abi nereye? Şarkı yazsaydın bari. Yok. Onu, gel onu benim yazar şarkım. O valla. Ha o senin şarkın değil mi? Bak şarkı yazmış. Şarkı yazdım ben de. Şimdi bir sahneye koydun. Evet. Buyur koyduk işte. Peki albüm falan düşünmüyor musun? Hani kendin için böyle kenara koymak. Ya bir ara kaşındık ama ben o adamlardan değilim ya. Ben... Zeliha ile tanıştırdım seni daha ne yapabilirim evet, ki? Biliyorsun Facebook'ta dürt şeyi büyümesi gibi o seni dürter bulur. Evet. Aynen öyle. Ya ben size böyle hobi olarak yapmayı ve benim esas derdim oyunculuk. Hani müzik benim için böyle bir hani şey gibi bir şey böyle bowling oynamak gibi hani
arkadaşlarla okey oynamak böyle samimi bir şey benim için. Ama müzik zaten öyle olmalı. İddiam yok ya, taş geliyor. Müzik zaten öyle olmalı. Bugün birçok kişi ben nasıl bir numara olacağım diye giriyor bu işe. Yanlış bu. Yanlış. Müzik bir hobidir. Tabii. Nasıl kalbine girerim insanların? Hem bir şarkıyı söylersem onların hoşuna giderim. Evet, aynen. Böyle olmalı müzik. Ben yoksa bir numara olacağım diye şarkı söylenmez. Bir de şu var, hemen işi metalaştırmak. Yani mesela gençlerde bizim konservatuvarda da görüyorum. Bir şey öğrenirken acaba ben bunu hemen nasıl kapitalize ederim? Ya nasıl ne kapitalize edeceksin? Daha dün bir bugün iki gelmişsin sen. Yani daha dur, daha bismillah. Hani şiar edineceksen yani, şarkı söylemenin kendisini şiar edinmek en doğrusu galiba değil mi? Doğru yani. Yani yanında muhasebeciyle de gezilmez ki sen. Yani kendin sen yap da. Faturayla mı gezilmez? Ben hocam şimdi bunu öğrendim, ben bunu faturasını yapayım. Sen üretimini yap, o zaten yolunu bulur kendiliğinden. Biraz şey ama o şey hali var artık bizde, böyle içi içine sığmama. Hadi bir yırtsam hali. O yırtsam hali var maalesef. Ama işte o da biraz cehaletten geliyor. Şarkıyı nasıl nakde döndürürüm kafası var. Ve bunu bu kısa yoldan nasıl? Yani. Kısa yoldan hemen. Kısa yoldan bir şey yapsam ya topçu ya popçu falan. Evet, bir dönem vardı o artık, yani hala var mı öyle bir şey? Hala ama var şimdi tabii ki. Bence dünya artık geriye dönüyor. Ben sadece topçu. Çok güzel yani, değil doğru. Geriye dönüyor. Yani özüne dönmeye başlayacak. Başka türlü kurtuluşu yok çünkü. Yani bu böyle devamlı git restoranlarda yemek ye ruhsuz, böyle ye iç yat, ye iç yat, ye iç yat, onu da alayım bunu. Bitti ya. İnsanlarda ruh ve düşünce bitti. Doğru. Şimdi ne oluyor? Geriye dönmek istiyor. İşte bu ekolojiler, yok bilmem neler falan. İnsanlar yavaş yavaş özüne dönmek için. Tiyatro herhalde oyunları ve şarkılar da öyle. Yani şimdi tiyatro oyunları ve şarkılar da eski şarkılar yeniden cover edilerek genç nesillere tanıtılıyor. Siz baya bir şey malzeme verdiniz canım genç. Yani biraz yok üstad, yani biraz dinginleşmesi lazım. Krallar, hükümdarlar, padişahlar bile böyle her şeyleri var ve yine önlerinde oyun oynatıyorlar. Yani öyle bakalım işe. Evet. Öyle bakalım. Doğru. Evet. Bu yüzden ölümsüz zaten. Yani tiyatro alışkanlığını yeniden hayata geçirmek lazım. Hı hı. Kültür bu bir alışkanlık çünkü. Hı hı. Bunu empoze edersiniz. Bu bir öğreti. Bunu öğretirsiniz ve hayatında onlara da yer ayırması lazım. Yani bir tek ben gideyim restorana, fast food'a, şuna buna ne olmaz ki. Hayır. Temel besin gibi yani. Hani ekmek gibi, su gibi bir şey bence. Evet. Aynen böyle yaşayacaksın. Ancak ya da böyle yaşayacaksın. Şimdi mesela bizde ne opera artistleri var mesela. Bizim operamıza gidiyorsunuz, dünya çapında sesler var ve gidiyorlar da dünyaya. Dünyaya da gidiyorlar. Gerçekten dünya çapında. Mesela biz her sene 19 Haziran'da opera ödülleri veriyoruz. Hı. Kaç senedir. Bizim vakfın eş başkanı da Profesör Mesut İktu. Opera ödülleri veriyoruz Süreyya'da. Ne sesler var, dünyadan alıyoruz. Gitmiş mesela dünyada söylüyor. Geliyor bizde ödülünü alıyor, söylüyor. Muhteşem bizdekiler. Operanın doğru içinde de var. Şu anda operada dünya çapında söylüyorlar. Ama kim biliyor kıymetini? Kim kıymetlerini biliyor? Çok iyi. Sadece kıymetlerini biliyor. Süreyya Operası mı var şu anda İstanbul'da? Evet, çünkü AKM yok, hiçbir şey yok. Belki işte yeniçe bu özel teşebbüsler yeni şeyler açtı, mekanlar açtı. Belki işte Leyla Gencer Opera. Leyla Gencer salonu var. Onun bir salonu başladı. Hayır, salonu var ama yani opera öyle bir şey ki. Öyle ondan olmaz öyle Leyla Gencer'le falan. Yani uygar ülkelerde siz de biliyorsunuz. Tabii. Roma'ya gidersin. Evet. Çok özel şehrin göbeğinde Roma operası vardır. Paris'e gidersin, göbekte Paris operası var. Berlin'e gidersin. Staatsoper var. İmarisi ayrı. Ondan sonra nasyonal oper var. Akustiği ayrıdır bir de. Yani onun akustiği ayrıdır, simülasyonu ayrıdır. Hem halk şarkısı, hem bilmem ne, hem saz, hem bilmem ne, öyle opera olmaz. Yani ses mühendisi gibi. Ona opera denmez. Evet. Ona opera, ona bir yani şey. Konser salonu. Yani. Konser salonu gidiliyor, her şey. Yani Süreyya kesiyor mu, kesmez yani hani sonuçta. Kesmez. Ne sahnesi keser ne bir şey, hiçbir şeysi kesmez. New York'a gidiyorsun işte. Metropolitan Opera var. Metropolitan'ın operanın içinde caz müziği de yapıyorlar mı? Yok. Arada bir de caz konseri veriyor. Mümkün değil böyle bir şey. Evet. Yani bu bir kültür meselesi. Bu bir uygarlık meselesi. Zaten 365 gün yani full. Şimdi İstanbul'a geliyor insanlar dünyadan. İstanbul'a geliyor. Biz hala Kapalı Çarşı, Sultanahmet, Ayasofya falan. Başka? Şiş kebap. Başka derler adama. Ya bizim başka. Çok acayip. Bizde başka başka dönüşen bir düzen var. Böyle kaldım. Başka düşünüyorum şey çıkartmaya çalışıyorum. Yok. Brett tiyatrosu dedik. Brett tiyatrosu dedik. Ömrümüz boyunca Brett tiyatrosu dedik. Şimdi Zorlu'da satılıyor. 500'e yaklaşan da bilet fiyatı var. Bre. Ya. Yani olmuyor hani işte. Bulaşıcıdır. O zaman. Erdoğan abi de bozuldu. Yani aksi hikaye. Yani uçağa biner. Gidersin Berlin'e, orada
Gidersin Brecht Tiyatrosu'na Bel Nansar'la oturup seyredersin orada. Aslanlar gibi. Bir de üç kuruş şey izlersin gibi. Değil mi hocam? Yani çok öyle üç kuruşluktur zaten. Izlersin. Canım o opera. İzlediğine uçağın fiyatı da içine girer. Otelde de kalırsın. Aynen. Şimdi yani diyeceğim artık gençlerde biraz kafanın değişmesi lazım ama buna yönetimlerin de yardımcı olması lazım. İşte operasıyla, konser salonlarıyla falan daha uygar. Böyle işte şurada, burada, orada tamam bunlara da eyvallah. Bunlara da eyvallah ama bakın Haldun Taner sokakta CKM var. Biz Caddebostan Kültür Merkezi'nde oynuyoruz. Arada sırada oynuyoruz. Mesela belediye başkanı var, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu. Buradan da kendisine saygılarımı, sevgilerimi bildiriyorum. Ama çok az bize oyun imkanı veriliyor. Yani iki ayda bir, üç ayda bir filan. Çok fazla şey olabilir mi ya? Başka talepler diğer... Evet olacak ama yani başkalarına da çok versinler. Herkese çok versinler ama bunun bir düzeni olur. Yani bakın biz üç kere filan gittik. Yalnız daha. Ama bayıldım ben, hocamın iştahını görüyor musunuz? Ben bu konuda bir şeyler söylemek buyurun, istiyorum. Buyurun. Çünkü ben Kadıköy Belediyesi Meclis üyesiydim. Son dört yıl evveline evet. kadar. Bir şeyler veriyorsunuz. Kapışın gidelim. O oyunları biz sana verdirmedik. Bir şeyler anlatıyorsunuz. Şunu yapalım, bunu yapalım diyorsunuz. Ama daha siyasi düşünceler olduğu için evet. bütün teşebbüsleriniz... Evet. Bürokrasi ama alıyorum. Şimdi bir de onlar CHP onun belediyeleri için, evet. yani kültüre sanata daha... Mesela bakın kültür sanat kelimesi de yanlış. Siz bilirsiniz hiçbir zaman Almanca'da Kunst und Kultur'du. Kunst und Kultur. Öyle bir şey yok. Tabii, evet. Sanat ve kültür. Evet. Biz de hala kültür ve sanat. Hayır efendim. Kunst und Kultur. Evet. Biri tersinden çevirmiş hocam. Biz de onun kurbanıyız. Ama işte bir şey çevirmekle yabancı dile çevirdiğiniz zaman, internasyonale çevirdiğiniz zaman sizin durumunuz çıkıyor diye. Oo. Sizin durumunuz çıkıyor ortaya. Güzel, teşekkür ederim. Biz hep beraber... Şey kapak kaç tane vardı oraya bir tane daha ekleyelim. Boşta varsa. Şimdi Anaçev'e gidiyoruz. Biz Ankara'ya bir turneye gidiyoruz. Eyvallah. 25'inde Anaçev yararına oynayacağız. Küçük tiyatroda bilirsiniz küçük tiyatro devlet tiyatrosu. Pazartesi günü oradayız grup olarak orada oynayacağız. Anaçev'de evet. Onlar da tabii burs veriyorlar öğrencilerine. Ondan sonra da başkanı var Sayın Ayla Hatırlı. Oh, ben bizim... de ona selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum buradan. Az bursunu yememişimdir. Ondan sonra başkanı. Ondan sonra tabii öğrencilere de burs veriliyor. Böyle vakıflar arasında destekler oluyor. Harikulade aslında. Ya güzel bir network oluşmuş aslında. Yani insan tabii ya emekle ama oluyor. Tiyatro istenen yerde değil maalesef. Hayır. Çok ihtiyacımız var şu tiyatroya. Çok, çok fazla çok evet. ihtiyacımız istenen yer değil. Evet, evet. Ama memlekette öyle meselelerle uğraşıyoruz ki hakikaten normal temel meselelerimizi unutmuş durumdayız. Yani. Canım şu anda büyük acılarla uğraşıyoruz yani. Tutabileceğimiz tabii. Şey. Şimdi şunu söylemek buyurun. İstiyorum. Ben ne sadece tiyatro değil, konser mekanlarında artık konser mekanları bile popüler kültüre hizmet eden, bilet sattırabilen sanatçıları tercih ediyorlar. Festivaller, benzeri festivaller, belediyeler bedava konserlere alıştırdığı için kişileri insanlar izleyenleri yani. Diyorum izleyenleri çok üzüldüm. İnsanlar para verip konser mekanına gitmeyi pek tercih etmiyor. Çünkü günler boyu geceler boyu bedava bir sürü etkinlik oluyor. Hı hı. Şimdi biletli konser veren yerleri de çeşitlendirsinler hiç önemli değil. Alkışlamak gerekir ve de bu cesaretlerinden dolayı da teşvik etmek, orada farklı sanatçıları barındırdıkları için de bu tür yerleri hakikaten gidip biz sanatçılar olarak biz de konser vermek istiyoruz demek gerekir. Şimdi mesela bu Bakırköy Belediyesi'nin bir salonu Leyla Gencer Oper ve Sanat Merkezi adı o ve opera çukuru olan ben hayatımda ilk opera çukuru olan bir sanat merkezi gördüm. Kulisleri ve kulislerinde çok böyle ciddi kulisleri olan bir yer. Biz gittiğimizde bazı tiyatro sahnelerinde ve benzeri yerlerde sahne aldığımız zaman soyunacak yer bulamıyoruz. Tabii konser salonu. Bırak çukuru diyorsun. Bırak çukuru. Ben yıllarca Anadolu turnesi yaptım. Oo! Yani ben size anlatsam. Şey tutar bir perde tutardı gene. Size anlatsam ilk önce böyle gazete kağıtlarını yayıp
Ondan sonra masanın üstünü efendim kolonyalı bezlerle silip üstüne gazete kağıdı, ondan sonra bavulumu açıp makyaj malzememi koyup biliyorsun işte biz gittik. Aynen, bildiğiniz ona sanatçılık kaderi diyoruz. Aynen öyle işte. Konyalar, yani, monyalar. Emre Kınay'da en son bundan bir rahatsız oldu falan, hala öyle. Yani hangi bir yerinden tutacaksın, nereden tutacaksın? Ayrıca başka bir şey daha var. Türkiye çok her gün bilmem kaç tane meseleyle uyanıyor. Hı hı. Dolayısıyla bu meselelerden en fazla etkilenen şey sanat. Hı hı. Önce konserler, hı hı, tiyatro oyunları, çeşitli şeyler iptal oluyor. Hı hı. Dolayısıyla bugün var, yarın yok. Yani bir oyuncu, diyelim ki zaten çok cüzi oynadığı bir oyuna, cüzi parayla oynuyor, gidemiyor. Çünkü neden? O gün kapalı, bir şey olmuş, iptal, hı hı, etmişler. Ya da benim bir müzisyenim, diyelim A para alıyor, gider. O gün yok. Ertesi günü kirayı onunla verecek ama zorunda, o çocuklara bakacak o. Tabii. İş yok. Tabii. Hayat şimdi devam ediyor. Yaklaşık bir senedir, geçen seneden bu yana Türkiye müzik piyasası gerçekten en tepeden en aşağıya kadar sallantıda. Çünkü konserler iptal oldu biliyorsunuz. Çok yurttaşımız öldü, patlamalar oldu. Festivaller iptal edildi. Yazın müzikten para kazanması ve o para kazanacağı parayı kışın yatırım olarak müzik sektörüne yatırması gereken kitle o parayı kazanamadı. Tabii. Dolayısıyla stüdyolar, aranjörler, bilmemler falan filan falan bir sürü denge bozuldu. Zincirleme bozuldu. Şimdi bu insanlar para da harcamıyor demektir sonuçta müzisyen olarak. Şimdi ben biliyorsunuz uzun süre Miorbir'de çalıştığım için müzisyenler sendikası Ankara çok çalıştığım için her zaman için arkadan bakmak zorundayım. Çünkü ön taraf başka bir şey. Arka taraf başka bir şey. Arkada başka fırtınalar uçuşuyor. Adam evine ekmek parası götürecek. Ah, iptal. Yok. Ve bunun aylarca sürdüğünü düşünün. Sesçisi, ışıkçısı, transferi, kuaförü. Koskoca bir sektör. Gazete ilancısı, bilmem nesi. Yani böyle deli gibi bir şey yani. Tam da bunu tabii üst üste koyunca hani şey diyoruz ya. Ya ekmek zamlanmış. Siz ne anlatıyorsunuz sanattır bilmem nedir? Değil. Sanattır bilmem nedir. O ekmek zamlanan ekmeği evine götürmek zorunda o adam. Tabii. Ancak aynı derdi yaşıyorsun aslında. Burada çok küçük bir şey daha. Ayrıca ekmek zamlanmadı. Fiyat artışı oldu. Anladım, pardon, ben yanlış anladım. Fiyat artışı. Çok küçük bir şey daha söyleyeceğim. Sanat bizim yaşamımızı besleyen bir şeydir. Üzülünce de müzik dinleriz, sevinince de müzik dinleriz, ağlayınca da müzik dinleriz. Her konuda müzik ve sanat, gidip bir şeyler seyrederiz, kafamızı dağıtmak için başka şeyler yaparız. Yemek yemeyiz. Yani gereksinimdir, bu lüks değildir yani. Asla değil. Şimdi yalnız müzik sektörünü bir de tabii bu konuda konuşacak çok şey var. Kısacık ben geçeceğim. Biz bu gece uzun gideceğiz. Gayet dinliyorum öyle. Müzik sektörünü yok eden bir de müzik severler var. Ne yapıyorlar bunlar? Anlasın o profil, çizsene bize. Şimdi bakın, bir CD yapıyorsunuz. Bir CD'yi yapmak için dünyanın parasını harcıyorsunuz. Stüdyosu, aranjörü, şusu, busu falan. Bir CD size nereden baksanız 50-60 bin liraya çıkıyor. Bunun size şu kadar satması lazım ki dönüşü olsun. Dönüşü olsun. İndiriyorlar bunu. Hiç size bir şey gelmiyor. Sektörü mahvedenler gene müzik severler oluyor. Size geçenlerde bir karı koca beni gördü. Dedi ki ah Ömür Bey, ne severiz sizi. Biz, dün gece dedi bütün parçalarınızı indirdik dedi. Dedim ki desenize dün gece hırsız girmiş bizim eve. Evet yani yazık, günaya yapacağım bir şey hiç yok. Hiç gelmiyor değil mi? Ya, hani YouTube'da bilmem ne de izlense size telif meni falan gelmiyor. Bakın ne diyeceğim. Ha, geçmiş olsun. Bir CD'den size kalan, şarkıcı olarak size kalan para 1 Türk lirası. 1 liraya af buyurun un kapanında küçük su dökmek 1 lira diyor. Öyle sanatçının abi. Değeri 1,5 oldu abi. 1,5 oldu mu? Onu bile alamıyoruz demek. Evet. Yani acı. Bırak küçüğünü bir acı. Su dökeyim. Evet, evet. İçinden tutuyor adam. Evet. Acının ötesi. Acı, evet. Demek ki sanata ağırlık vermek lazım. Lazım yani tabii. İnsanımız tabii böyle vandalleşti. Şey oldu. Neden? Çünkü İşte eğitimsizlik diyorsunuz. Eğitimin içinde sanat çok ağırlıkta. Yani çok ağırlıkta. Hiç hocam seçmeli ders. Bir şey. Ama işte öyle, evet. Yani kişiliği. Yani bizim okula gelen çocuk inanın bir yıl sonra başka bir kabuk değiştirir. 2 yıl, 3 yıl sonra siz sotörü tanımazsınız. Yani mezuniyetinde bambaşka bir kişilik içindedir. Evet. O geldiği zamanki fotoğrafını göstersen bir ona bu ben miyim ben der. Ben değilim der. Şimdi demin bir liradan bahsettim ya. Şimdi deniyor ki plak prodüktörleri 1 lira işte Rod Stewart da Amerika'da 1 dolar alıyor diyor. İşte ne bileyim
Michael Jackson da bir dolar alıyor diyor. Ama falan, öyle değil mi? Evet. Şimdi Tokyo'da da 1 milyon satıyor. Paris'te de 1 milyon satıyor. 1 milyon dolar oradan alıyor, 1 milyon dolar oradan alıyor. Tabii. Sizin öyle bir şansınız yok tabii. Tabii. Evet. Şimdi sen ben nasıl şarkı söylemeyeceksin evet. Şimdi bak. Dünyada Londra'da evet. Bak, David Bowie rahmetli yani gördük. Şimdi benim doğru için 1 lirayı nasıl birikmiş? Şimdi benim 1972'de 1972'de yılın şarkıcısı yapan beni bir şarkım vardı. Bilirsiniz beni hiç eden sensiz hayatı sevmek istemem. Şimdi bu şarkı bugün her yerde Türkiye'de İstiklal Marşı'ndan fazla bu söyleniyor. Nasıl söyleniyor? I love you ömür. I love you, I love hacı, you ömür. I love you hacı. I love you ömür. Fener buraya, fener buraya işte. Omuz omuza, omuz omuz. Her yerde bu şarkı fener söyleniyor. Bu şarkı. Şimdi, bu şarkı ile ben. Bak türbünden ben bir lira toplasan evet, yeter biliyor evet, musun? Evet. Hayır, benim 28 tane helikopterim olurdu. Ya selam verseler evet. Yeter. Tabii, selam verseler. Şimdi ne oldu? Bir tane helikopter. Orada gelirken park ettim. Park ettim oğlum. Evet. Park ettim. Sen de oraya park ettin. Tabii ama tehlikeleri çok geç geldi. Çok geç geldi. Daha işte oturup. Ne de çalışıyorlar. Çok zor hocam. Dünyadaki en çok telif alan şarkıyı Happy Birthday to You. Ya. Torununun 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 torunu refah evet. içinde yaşıyor. Kim yapmış? Hangi amca yapmış onu? Ne güzel yapmış amca. Ben de onu telife satmamış. O şanssız mucitlerden. Ama, öyle mi? ama onu da yani. Onu torunu için yapmış. Morrow kim yapmış şey. Biliyor musun? Kim? Nurdan Torun. Nurdan. Ooo. Evet. İyi akşamlar. Zirvedeyken bırakın. Evet. Ömür abi. Ömürsün. Bak ben de kelimeyle oynayayım. Evet. tiyatroda öyle telif melif olmuyor değil mi? Siz oynadınız bitti. Yok öyle değil. 50 yıl aşkın olunca yazar. Ha öyle mi? Ha yazara oluyor da oynayana bir şey yok. Yok. Oynadım bitti oynayan yani. Oynayan hiç maaşını oynayan, alır bitti. Oturur aşağıya. Nasıl buluyorsunuz şehir tiyatrolarında ve devlet tiyatrolarında son durumları? Vallahi tiyatrosunda mesela İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda tekrar bir yönetim evet, yönetimi oldu. Yani Erhan tabii çok iyi bir genel sanat yönetmeni. Erhan abi bir şey yapmaya çalıştı. Erhan tam anlamayı anlamayı çalışana kadar bitti Erhan zaten. Erhan tabii o kurumun içinden gelme her şeyini çok iyi biliyor. Hı. Yani işte sizin dediğiniz gibi arka planı da biliyor, ön planı da biliyor. Çok uğraştı. Orada kadrolar konusunda çok uğraştı. Yapılması gereken şeyler vardı. Belediyenin kadro vermesi lazımdı. Belediye bu kadroları vermedi. Hmm. Ama olmaz bu. Tabii bir oyuncu için çok büyük bir emek sömürüsü bu. Hmm. Yani ücret bir yerde formanızdan falan. Çekerler efendim. Yani giremezsiniz 18'e. Bravo. Evet. Bir yandan doğru geliyor. İşte, evet. Evet. Bu bağlıca, böyle. Evet, bu şeyleri tabii şey yapamadı. Yerine getirmediler. Getirmeyince o da ben de ayrılıyorum. Hocam gel devlet tiyatrosunun başına geç deseler. Gider misiniz? Yok hayır. Niçin? Yok gitmem. Şimdi ben öyle kurulu düzenleri şey yapmıyorum. Öyle bir niyetim yok. Kurulu bir düzen olduğu için. Hayır ben yani genel sanat yönetmeni olma gibi bir şeyim yok. Ben bir tiyatro oyuncusuyum. Ama Bakırköy'ü bir misyon için kurdum ben. Yani o bölgede 3 milyon insan vardı. Ciddi eskiden Bakırköy'ü hala çok genişti. Ve o bir misyondu. Yani Türkiye'nin ödenekli 3. tiyatrosu. Rahmetli Aktuna zamanında. Evet Yıldırım Aktuna ona ön ayak oldu. Sonra 2 sene sonra gitti bakan oldu. Gene çok büyük destek verdi. Siz kurdunuz Kenan abiye mi bıraktınız? Kenan Işık'a mı bıraktınız? Hayır hayır. Ben orayı kurduktan sonra şey geldi... Pekcan Koşar oynuyordu. Ha, Pekcan. Ben onu şey yap. Ondan sonra da Müşfik Kenter'e. Evet Müşfik Kenter'e. İşte vefatına kadar Müşfik Kenter başında durdu filan. Çok zor. Çok zor. Yani belediye yönetimiyle çalışmak filan çok zor. Yani inanılmaz. Yani inanılmaz bir şey. Heyecan verici var. İsimler saydığınız isimler. Tabii. Efendim? Ben her söylediğiniz isimde inanın heyecanlandım. Tabii boş yok ya. Yani vallahi boş yok. Bir ortak anı. All star yani. Evet. Şimdi evet. Orada bir personel müdürü vardı. Biz bu işte ödenekli tiyatro için İçişleri Bakanlığı'ndan gelmiş adam diyor ki personeli imzalayacak. Yok diyor bu olmaz ama diyor. Ya diyorum gelmiyor. 4 saat konuştum adama. Adam mezarlıklar müdüründen gelmiyor. İlkokul mezunuydu. Adam zaten gömmüş. İsim taktım böyle de dolaşıyordu. Dedim ki ben bir tırtılla dedim bir örümceğin çiftleşmesinden meydana gelmiş bir adam derdim ona. Çok güzel.
o senelerde bayağı bir National Geographic izliyormuşsun. Evet. Belgesel köşe. Yani fakat o adamın imzası lazım yani bürokratik. O lazım değil mi? Evet, onu da attı. Anladım. Tabii. Bununla uğraştım. 4 saat uğraştım. O çok fena bir şey ya. Yani onun hadi, için yani. Tiyatroya bir... giriş dersi verseniz şey yani, istiyorsun tamam. Aman yani. Aman 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 yani çok zor. Haftada 4 saat ders veriyorsun abi oyuncu çıkıyor ya. Aynen aynen. Evet ben adama. Genco abiyle çalışmak kolay mıydı? Kolaydır Genco. Dost muydunuz yani... dostlar tiyatrosu? Yani tabii şimdi tabii. Genco ile çok kadim bir şey var. Bir defa Genco, ben çok gençken onlar Keşanlı çalışıyorlardı annemle. Annem Şerif abla oynadı tabii, bir efsane bir Şerif abla. O sırada ben tiyatro yüksek bir öğrencisiydim. İstanbul'a geldim, Karaca Tiyatro'da oynanıyor. Orada gördüm. Şimdi kuliste dedi ki annem, bak Genco dedi kızım geldi. Ben, o zaman da biz Ankara Devlet Konservatuarı falan burun yukarıda. 18 yaşındayım. 18 yaşındayım yani ben böyle İstanbul tiyatrosunda şöyle bakıyorum. Ondan sonra gittim tebrik etmeye. Bak dedi kızım ilk lafı bana sevdiniz mi dedi. Ben bir şoka girdim. Ya şimdi sevdiniz mi denir mi bir sanat eserini falan. Ay bu İstanbul nasıl bir şeydi. Sonra Haldun Bey tabii perdenin hemen arkasında çok şekerdir. Yani o kadar gençlere falan şeydi hemen. Burada bitirince ne yapacaksınız falan. İşte dedim biraz yurt dışını istiyorum. Hemen Avusturya Kültür Ateşesi'nden bana randevu aldı. Ve ben gittim. Siz dedi Viyana'ya gidin dedi. Haldun Bey. Şimdi tabii sonra Berlin'e gittim filan. İşte Genco'yla uzun zaman şey yaptık. Çok uzun sürdü değil mi? Mektuplaştık falan. Yani tabii Berlin'den döndükten sonra Genco'yla çalışmak istedim. Çünkü benim yapmak istediğim tiyatro... O tür bir tiyatroydu. Onunla da tabii... Mektuplaştık derken böyle yani duygusal mektuplar falan mı? Ya hayır canım. İyi değil mi? Yok yok. Ne bileyim anca öyle ikna olabilir ya insan. Yok yok o genç. Ya, yok o Berlin. Ankara'nın üzerine bir Berlin Berlin'e konuştum, geldi canım bir 10-15 gün Berlin'de kaldı. Berlin Ensemble'a gittik. Ondan sonra şey yaptık falan. Ben o zaman orada asistandım tabii. Sonra ben döndükten sonra işte Asiye'yi oynadım. Sonra tabii yani ben Genco'yla çalışmak istiyordum. Eyvallah. Genco Erkal'la bugün çalışmak mektup lafı istiyordum. Kaç kişiyi duygulandırır acaba? Ben çok duygulandım şey. Mektup lafından şimdi. Ne kadar güzeldi. Az yazılır ama çok şey. Ama ne kadar güzel bir şeydir mektup. Evet. Güzel ama 100 bin kişi mektuplaşmayı keserse 150 bin tane ağaç kurtulur. O zamanlar meşrulaşma var. İnsan bir matematiğimiz var. Böyle ben gayet. Ya bu da başka bir matematik. Evet. Özür dilerim ya. Evet. Sonra tabii çok kadim bir dostluk. Giderek çok kadim bir meslektaşlığa, aynı sahneyi paylaşmaya. Yani orada artık sahnede bir nefesleriniz karışıyor. Sahne üzeri çok farklı bir dayanışma yani. Oyuncunun da oyuncuya güvenmesi lazım. Biz ondan çok böyle ikili şeyler oynadık. Çok güvenerek oynuyoruz. Çok sert iklimler zamanında yaptık. Çok. Politik tiyatro, ağır politik tiyatro yaptık tabii. O kolay kolay. Yani o artık değil. Başka bir ilişki, başka bir dostluk. Öyle kadim. Ne keyif ya. Müthiş bir şey olmuş. Ama şimdi benim bir torunum oldu. Torununuz oldu. Evet ben şimdi onu tanıtacağım. Tamam tanıtalım efendim. Tanıtalım. Hemen. Evet şimdi benim efendim 3 hafta evvel bir kız torunum oldu. Ha Allah bağışlasın yani bir metafordan bahsetmiyoruz gerçekten bir torunum. Evet. Allah bağışlasın evet, tamam eyvallah. Bir kız torunum oldu. Yani böyle ilk kız torunum. Güzel. İnsan evet. Çok heyecanlanıyor. Evet. Çok heyecanlanıyor. Bir kız bu. İsmi Pera. Pera. Evet. Annesiyle babası Pera adını taktı. Annesi Özlem, babası Oğul Akçınar. Tercümesi Beyoğlu yani. Beyoğlu oluyor evet. Ama biz Pera caddesi kuracaklar çocuğun ortasına. Pera çünkü bunlar düğünlerini de Pera Palas'ta yaptılar. Ha. Ondan sonra babası benim oğlumun Yıldırım Aktun'u orada düğün yaptı falan. Şimdi bu kız minik bir kız. Ondan sonra bunun işte anneannesi var, dedesi var. Anneannesi Işıl Hanım, dedesi... Taner Bey, Balkış, Tümamirel. Ondan sonra büyük babası var Yıldırım Aktun'a rahmetli. Bir de nenesi var Semiha Berksoy. Evet bu Pera Hanım dünyaya geldi. Çok heyecanlıyız. Tabii şimdi kuşaklar içinde düşünüyorum. Şimdi bizim kuşağımızda İkinci Dünya Savaşı bitmiş. Çocuklar daha korunaklı büyüsünler falan diye. Ondan sonra sizin kuşaklar geldi. İşte biz hani okusun şöyle olsun. Sizin kuşaklar hep böyle bir idealizm, bir romantizm. Tabii. Yeni bir hayatın içinde böyle filizler, ağaçlar olacak. Şimdi bu kuşak çok korunmaya muhtaç diye düşünüyorum.
biz bu çocukları nasıl koruyacağız bu kadar savaşın içinde, böyle global bir para şeyin içinde, oligarkların altında. Bu çocuklar bugün doğanlar, Pera ile birlikte doğanlar. İyi olacak hocam. Her zaman siz bize iyi olacağını söylememiş miydiniz? Ve bizi ikna etmediniz mi? Buna inandırmadınız mı? Biz o belediye rüsum belgesini bu yüzden vermedik mi? Biletleri öder. Erdem güzel bağlı. Makul. Hayretten de o çocuğun kardeşi olacak. Adı da Bakırköy olacak. Buyur. Evet. Yürü bakalım. Erkek kardeşi. Süper. Erdem sizde var mı çocuk mocuk bir şey yapıyor musunuz? Ben bekarım. Daha ne yapacaksın işte, bekarsın mis gibi ya. Kendi çocuğumu kendim yapıyorum diyorsun. Bir de Erdem'le benim köpeklerimiz var. Evet. Bizim. Ya ama onu ben kaçırır mıyım? Erdem'in köpek koleksiyonunu topladık. Bir yavrudan 1500 çeşit yavru nasıl çıkar? Şimdi bakar mısınız? Gösterebilir miyiz ya? Erdem'in özel köpek koleksiyonu. Bir tane var ama koleksiyon gibi vallahi bile. Çok saçma. Neşur Tahir. Abi adı ne? Adı ne? Tahir. Tahir mi? Tahir. Hayır, bildiğin ya, bildiğin şekil karizmatik İngiliz adam. Bu İngiliz Tahir. Hatta lakabı da. İngiliz Tahir. İngiliz Tahir öyle çok da kolay beğenir cinsten de bir şey değil. Yok böyle, çok acayip. Hayata ya böyle hep bir ya, yan bakan. Tanıman lazım yani, hiç anlatarak olmaz. Nasıl ama buluyor yok senin oyunculuğunu filan? İlgilenmiyor öyle değil. Öyle mi? Müziğinle yani filan? Ya, oo yani. Tahir hakikaten İngiliz Tahir'miş ya. Topla tamam, ilgileniyor evde. Topunu istersin ne yapıyor? Çok katlı bir şey. Kaç yıldır hayat arkadaşlığı yapıyorum? Başta iki aylıkken aldım ben. Şimdi 1,5 yaşında. İyi maşallah ya. Öyle aslan gibi takılıyor. Hadi bakalım birlikte. Evet. Nelerden hoşlanıyor? Ya hareket eden her şeyi çok seviyorum. Yani. 1,5 yaşında en yaramaz. Ay ya. Ay fakat beni ya hep ürkütür o köpekler. Çok acayip. Çok sevdiğim, sevdiğim bir hayvan cinsi tabii. Çok hayvan demek bile şey. İnsandan daha, aman, kıymetli aman benim için. Aman. Ama ilk günlerinden itibaren hep bunu kaybedersek ne yaparız diye kafamda hep bir soru işareti olmuştu. Ah, ve abi biz köpeğimizi kaybettiğimiz zaman ailece perişan olduk hakikaten. Olmuş ve abi, hatta olmuş mezarı bile var onun, hazırladık. Üstünde de Bambi Göksel yazıyor. Ah kurban. Evet. Sahi kurban. Evet. Tabii, başka bir mahluk. Bu acayip. Abi başka bir karşılığında bu yolda olsun. Yani günümüzü yaşadığımız yani için böyle evet kaygılarımız yok bizim. Ama köpeğin işte, de köpeğin. Anı yakalamaya çalışıyoruz. Zekeriya köyde şimdi Yıldırım Bey'in evi var. Ondan sonra bizim 5 tane whippet vardı. 5 whippet tabii yavaş yavaş. Annem 5 whippetle dolaşırdı evin içinde. 5 tane böyle. Onun bodyguardları falan. Çok hayvancı. Ondan sonra hepsinin mezarı var o evin şeyinde, set bahçede. Benim köpeklerin, Yıldırım'ın köpeklerin. Orada böyle 5-6 köpeklik mezar var. Aa, güzel. Mezarlık var, köpek evet mezarları. Yani hani dostluk güzelmiş, çok başka bir şey. Yani evet, ben şimdi Zeliha'yı çok daha iyi anlıyorum. Bu kadının hem sanatını yapıyor hem de hani o çevrenin altını çize çize. Bir şey söyleyeceğim, böyle yaşamaya başladın değil mi? Şu zaten şöyle olması aslında böyle olur, bu böyle olması aslında buna döner falan. Ya şimdi şöyle, benim annemden kalan bir şey bu. Yani benim küçüklerimi işte kız kardeşime, efendime söyleyeyim böyle yapar, yetiştirir. Böyle bir cam kavanoza elmas kristal falan değeri verir. İçinde çiçekler yetiştirir falan. Böyle bir nesilden geldim ben. Hani ve o kadar mesela işte eski kazaklar sökülür, yeniden bir şeyler örülür, onlara yeni bir hava verilir, tekrar kullanılır falan. E tabii böyle gelince ister istemez küçükten itibaren farklı bakarak geldim. Ve aslında bunların insanları birleştirici küçük şeyler olduğunu da algıladım daha sonradan. Çünkü benim elimde mesela bir örnek görüyor. Aa ne güzel, öğretsene bana. Hemen bir kontak bir şey kuruluyor. Çok değerli. Ve bu tür şeyler bence karşındakinin de hayatını renklendiren, değiştiren şeyler. Ben şimdi geri dönüşüm başka bir şey ama bu geri dönüşümle ilgili uğraşan insanlar da var. Mesela ben çok tatlı bir kadın tanıdım, Berin Hanım diye. Ali Ağa'da bildiğin ev hanımları, hı hı, Tek Yürek Derneği diye bir dernek kurmuşlar. Gazete kağıdından toplayıp gazete ve dergilerden küçük böyle sepetler yapıyorlar.
5 lira, 3 lira, 10 lira bunlar için satarak bunları orada kadın çalıştı yani kadın istihdam ediyorlar. Kocası hapiste olan, 10 lira çok efendime yani. Söyleyeyim yani çalışmaya paraya ihtiyacı olan. Ve bu topladıkları 3 kuruşlarla 3 tane de çocuk okutuyorlar. Maşallah. Ne güzel. Evet. Muhteşem. Ve şimdi bunun sayısını... Muhteşem. Evet. Ben bu insanlara mesela gönülden bağlandım. Ya. Ve diyorum ki ne güzel. Elim oraya ulaşabiliyor. Süper bir şey. O zaman oradan bir sürü insan kazanıyorum. Onu birleştir. Oradan onu birleştir. Oradan. Bir sürü arkadaşım var benim. Çok mutluyum. Zenginim. Çok. Ve çok doğru. Kendimi iyi hissediyorum. Bayağı bir hani dönüştürülebilir dostluklar kurmuşsun gayet güzel. Yenilenebilir bir enerji. Evet yenilenebilir evet. Dostluk enerji. Ve ben şuna inanıyorum sevgili arkadaşım. Etraftaki her şey yani gördüğümüz her şey değerlendirilebilir. Ve her şey geri dönüştürülebilir. Almanya'da yıllar savaş zamanında tabii. Öyle bir kafalarına yerleştirmişler ki. Bütün her şeyi geri dönüştürüp. Onlardan mermi yapmışlar işte efendime söyleyeyim döşeme yapmışlar savaş malzemesi. Tencereleri tavaları toplayıp mermi dökmüşler. Bizde de öyle oldu bizim biraz Kurtuluş ya. Savaşımız da öldürdü bizde ya. De öyle oldu. Evet şimdi bak ama Almanya'da bu kültür oturmuş ve bugüne kadar çok katı bir şekilde gelmiş. Şimdi sen orada topla çöpü adam içinde bir tane geri dönüşüme gidecek malzeme gördüğü anda o çöpü almıyor. Ayıracaksın öyle vereceksin. Doğru 4 tane kutu yapmış adam ve üzerine de yazmış. Bak buna bunu at, buna bunu at. Evet. Ya şimdi mesela biz evet. Amerika'da ya 3-4 tane kutusu var her evin. Hı. Hepsini ayrı atmak zorunda. Birbirine karıştırdığı anda çok büyük cezası var. Artı her evde çöp öğütmeyi. Galiba müebbet yerim ben ya özellikle karıştırdım. Evet şekerim. Galatasaray'a 20 metal atıyorum ben ya. Birinci ayda evet. Ya biz ise bir çöp kutumuzun yanına ayrı bir tane poşet koyup da şu kağıtları... Atılacak ambalaj şeylerini, malzemelerini atmıyoruz. Çünkü habire malzeme ambalajlanarak ve bu ambalajlar da büyüyerek geliyor yanımıza. Hı hı. Evde kullandığımız, bizim alışveriş ettiğimiz malzemelerin %40'ının ambalajı var. Belki tabii, daha fazla. Aynen, tabii. Ve yakında şöyle söyleyebilirim Mesut, hepimiz ambalajların üstünde oturacağız. Bir de kalp kıran ambalajlar var. Mesela böyle kocaman bir kutu gelmiş size hediye. O ya. Kadar böyle heyecanlanıyorsunuz evet, ki Allah'ım diyorsun. Açıyorsun. Başlıyorsun içindeki kağıtları çıkartmaya. O içindeki kağıtların dibinde en son şu kadar bir şey geliyor. Tam şöyle bir şey. Bizi unutmamalıyız şeyiyle. Ya ben seni nasıl unuturum? Ya o küfürü. O kadar küfürü ben. Çıkmış ağzımda. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu acayip bir şey. Çok yine Zeliha bir şeyler yapmış. Evet. Bakın çok enteresan ama komik olan şu. O gazeteler burada var zaten. Gazeteleri evet. Görüyoruz. Burada kendisinden bir parça koymuş. Güzel şeyden. Gardırobundan bir parça. Burada belki bir broş parçası var. O bir efendim, kolyeydi. Ha. Yarısı kırılmıştı. Yarısını oraya yapıştırdım. Harikulade bir kahve kapağı, kahve fincanı var kağıttan. Ve burada da bir şey sen mi yaptın? Bir ayna koymuşsun buraya. Ne yapmışsın? Şimdi şöyle o yılbaşı süsü. Kim yok? Ya bir bana geleceğim diye bırakmışsın kendini. Fakat yani. Bu programın başında söyledim ya Zeliha bunu yaparken aynı anda motosiklete binip gitar çalıp şarkı da söyleyebiliyor. %100 bunu da yapıyor. Yani, gerçekten birkaç tane evet, bu var evet. Normal değil. Ha bunu motosiklet üzerine mi yaptın? Hayır ama uğraştığımı söylemeliyim. Çünkü o bir kedi. Çevkon'un kedisi Çevki. O. Çevki mi? Ya buradan Çevki. Bakınca Şevki gibi duruyor. Tam böyle tersten bakmamak lazım şakada. Şevki onun adı. İngiliz tayir Çevki ne oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşım sen de çok değer veriyorsun. Eyvallah. Ben çok senin bu işlere önem verdiğini biliyorum. Eşinin de öyle. Eşin de çok titiz. Stopluyoruz. Önemli. Böyle birine herhalde ancak böyle bir hediye. Çok yapıyorum. Teşekkür ederim. Yani hem getirdin hediye hem de yani şu şeyde sende en sevdiğim şey... yaptığın CD'lerin kendi yaptığın kapakları. Evet. İnanılmaz bir şey. Bir kere birincisi bütün yatırımcıyı kâra geçiren bir şey. Evet. Parayı o veriyor. Kağıt peşinde koştuğu için yatırımcı ekstra bir kapak yapmayalım diyor. Sırılsıklam ve boş ver. Evet. Peki hanginiz sırılsıklam hanginiz boş verirsiniz? Şimdi hangimizin üstünde ne yazıyor? Çok güzel. Ömür abi boş ver diyor ama ben çok da boş verdiğini düşünmüyorum Ömür abinin. Aslında... Ömür abi çok duyarlı. Çünkü yıllarca Avrupa'da yaşamış ve o kültürle bakıyor her şeye. Farklı bakış açısı var. Aynen öyle. O bakış açısı ona da bir aslında şey kazandırmış, farklı bir misyon kazandırmış. Dolayısıyla onunla çalışmak bana da çok şey kazandı. Disiplini, mesela şimdi yarın 3'te prova var. Diyor ki bana 3'te başlarız değil mi falan diyor mesela. Tamam abi
Bizim orkestra zaten askeri disiplin. Bir de Ömür abi binince... Biz eskiler öyleyiz ama biz zamanla çok önem veririz değil mi Ömür abi? Yani sen ben bizim çok yani. Çok. Gerçekten çok sekmezdi değil mi evet. O şeyler, provalar evet. Bilmem ne. Çok ama karşıya saygı. Bakın küçük bir şey anlatmak istiyorum gene ben size. Ben 1963'te üniversite okumaya gittim Almanya'ya. Üst katımda bir İspanyol kız gitar çalıyordu. Saat 8'de kahvaltıya gireceğiz okulda. Okula da çok yakın benim kaldığım yer. Gitar çalan kızın hoşuma gitti çaldığı şeyler. İspanyolca parçalar. Ben de şarkı söyledim falan. 8'i çeyrek geçti. Kahvaltıya yürüyerek gittik. Okul çok yakın. Böyle izbandut gibi bir okul müdürüymüş daha okulun ilk haftası. Dedi ki Her Göksel bu kahvaltıya giremezsiniz dedi. Niçin dedik biz de. Ben de tabii şimdi 18-19 yaşın verdiğim bir belalıkla. Evet. Yani. Niye dedim bunun parası ödenmiş dedim. Ha. Bunun parası dedi saat 8'de kahvaltıya başlamanız için ödenmiştir dedi. Ya. Saat 8'e 10 geçiyor. Kaç para 15 dakika? Şimdi... Çok güzel. Evet. Biz şimdi nasıl 15 dakika? Çok güzel bir şey söyledin ama. İki şık var. Bir, yarın gelirim nasıl olsa müdür orada olmaz. İki, burası bir kurum. Burada böyle bir şey yapılmış. Tabii. Sen buna uymaya mecbursun. Tabii. Ben Kanada'daki konserime bile bir gün evvel giderim. Gittim. Yani tabii. Beklerim. Daha evvel herkes hazır olsun. Benim bekletme hakkım yok kimseyi. Tabii, tabii. Kimsenin hayatından dakika çalma hakkım yok. Kimsenin yok abi. Evet. Kimsenin. Evet. Kız da ne oldu? İspanyol sonra evet. Biz onu biz onu hani şimdi bak tamam ödedik 0-3'lük vermedik ama ben döndükten sonra şey... kız perişan oldu. Ya Allah. Reklamları dinlediniz. Yoksa ne düetler yapardı? Yoksa o. Niye aptaldı? Evet yavaş yavaş sona geliyoruz. Şimdi Zeliha hocam oyunumuzun ismini tekrar bir alalım sizden. Evet dün bugün. Dün bugün. Haldun Taner'in dün bugün. Ahmet Haldun Taner'in hiç ölümsüz eserlerinden. Ölümsüz eserlerinden bir kabare müzikal. Kabare müzikal. Kabare müzikal. Ondan sonra işte Caddebostan Kültür Merkezi'nde öbür akşam 20'sinde oynuyoruz. Güzel. Saat 8.30'da. Harikulay. Ondan sonra Akatlar Kültür Merkezi var ayın 6'sında. Güzel. Oynuyoruz. Sonra ayın tekrar 18'inde ve 22'sinde Devlet Tiyatrosu Cevahir Sahnesi'nde. Cevahir Sahnesi'nde. Oynuyoruz. Ondan sonra da zaten Mart programı başlıyor. Yani daha çok Caddebostan Kültür Merkezi, Akatlar, Cevahir gibi şu sıra öyle oynuyoruz. Yani kültür merkeziyle biten her yerde arayabilir sizi. Evet arayabiliriz. Tamam arayıp bulabilir sizi. Evet. Erdem ekleyeceğiniz bir şey var mı? Oyun takvimi sizi ya da kendinizle ilgili. Sizi de bekliyoruz oyuna. Evet herkesi bekleriz yani. Ha olur yani. Biz kolay kolay oyuna gelmeyiz. Sosyal mesaj biz kolay kolay oyuna gelmeyiz öyle. Tabii. Evet zirvede bırakıyoruz. Evet. Hakikaten. Ve çok güzel çok keyifli bir birliktelik. İlk duyduğumda müthiş keyif almıştım ve çocuklar gerçekten de gelir gelmez. Dedim ki bekliyorum ikisini birden. İkiniz de hem kadim dostlar hem benim için çok önemli iki insansınız. Zeliha Soğan, Ömür Göksel. Böyle bir birliktelik başladı bu sahneye taşındı artık. Bu bir sahne projesi aslında. Albüm bunu desteklemek üzere yapıldı. Çok çılgınca bir şey yine bak dönüşebilir bir şey. Aynen sahneden öyle. Buraya dönüştü. Aynen öyle. Çünkü ancak böyle ölümsüzleşebilir diye düşündük. Zaten konserler böyle. Gelir geçer. Doğrudur. İzleyeceksiniz, bitecek. İz bırakmak. Ama bu iz bırakacak. Ne olur indirmeyin, satın alın, kurup olun. Böyle bir şey yapalım deyince ben de iki bestemi, sözü müziği evet, bana ait. Bu müzik marketlerde evet. Satılan bir şey. Müzik marketlerde var değil mi? Dijital market. Dijital marketlerde var ama indirirken para verilmesi gerekiyor. 1 lira. Evet. 1 lira ya. Evet, Allah Allah. Evet gerçekten 1 lira. Onu da torrent morrent bak. Çekin. Ya bak şimdi. Evet geldik manşetlere. Çift sıfırdan bu yola konuştuk. Bakalım neler çıkmış. Herkesin futbol konuştuğu bir akşam biz sanatı, müziği, tiyatroyu, biraz da hayatı konuştuk. Sayın Zeliha Berksoy konuğumuzdu. Zeliha Hocam dedi ki ben oldum olası oyunculuğa endeksli yaşadım. İnsanlar belli yaştan sonra cesaretleniyor. Ben de cesaretliyim artık. Bizde oyunculardan çok öğretenler yoruluyor. Gençlerin kafalarını biraz değiştirmesi gerekiyor. Bu bir merak işidir. Bu bir sabır işidir. Bu bir uzun yoldur. Diyerek hafif bir workshop havasıyla bitirdi geceyi. Devam ediyoruz.
sevgili Erdem Akakçe konuğumuzdu ve dedi ki çocukluğumdan beri hem müzik hem de oyunculukla ilgileniyorum. Müzik oyunculuktan önceydi ama ikisinden de vazgeçemiyorum. Müziği saklıyorum, gerektiğinde çıkarıyorum. Şu an tiyatro sahnesindeyim. Öyle bir oyun ki bildiğin maratondaki gibi derliyorum. Evet, kilo verdim. Diyerek de bitirdi. Devam ediyoruz. Sevgili Zeliha Sunal bizimle birlikteydi. Zeliha dostum dedi ki ben artık öyle atıklara farklı gözle bakıyorum. Atık dediğim sizin çöp diyebildiklerinizin ta kendisi. Ha, neyi söylediğimiz değil, nasıl söylediğimiz önemlidir. Müzik dışında bildiğim başka bir iş yok. Bunu yapabiliyorsam neden yapmayayım? Bunu sergileyecek yer varsa neden sergilemeyeyim? Diyerek bitirdi geceyi. Devam ediyoruz. Çok sevgili Ömür Göksel abimiz şeref verdi. Şu anda ilk 70'in içindeyim. Tarih benim için durmadan devam ediyor. Önümde birkaç 70 daha var. Yaşım 73 fakat 72 gösteriyorum. Çok çalışkan biriyimdir. Öyle ki 24 saat yetmez bana. Başarı merdivenleri ağır ağır çıkmakta gizli. Neyse, plaja giden gevezenin diline Güneş Geçmiş isimli eseriyle de geceyi bitirdim. Bizim Türkler de Uludağ'dan aşağı indiler. Editör Perşembe'ye doğru açılıyor. Evet. İdare edin. Yani sakat akşamına denk geldiniz. Sevgili Hakan Eren de buradaydı. Ona buradan gözümüzü kırpıyoruz. Sen çok değerli bir adamsın. Tekrar teşekkür ediyoruz bizi buluşturduğunuz için. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür. Bu işin sonuna geldik. Yani bugünlük mesainin sonuna geldik. Çok perdeyi kapatacağız ama perdeyi kapatmadan önce hani sizden bir güzellik daha yapmanızı rica edeyim. Tabii. O demin yaptığın sırılsıklam mıydı? Sırılsıklam. Evet. O zaman ötekini yapacağız şimdi. Boş verir mi? Ha, tamam. Boş vereyim. Olur. Onunla bitirelim. Peki. Tabii. Yarın akşam Çift Sıfır'da yine karşınızda olacağız. Muhteşem bir restelle bitiriyoruz. Restel tek parça restel. Güzel, boş ver, yaşamaya değer. Bazen baldan tatlıdır, bazen de acı biber. Boş ver, hayat çok güzel. Dertler gün gelir biter. Bilgi, sevgi dururken dinleme hariçten gazel. Paylaş mutlulukları, doldur cebine umutları. Dalma politikaya, yeter sana do re mi fa. Dilersen otur ağla, dilersen bağır çağır. Bir dert anlatmak istesen, bil ki bütün dünya sağır. Boş ver, hayat çok güzel. Gül geç saçmalıklara. Paran olmasa bile dostların yeter sana. Boş ver, hayat çok güzel. Boş ver, yaşamaya değer. Bazen baldan tatlıdır, bazen de acı biber. Doldur cebine umutları.
dalma politikaya, yeter sana do re mi fa. Dilersen otur ağla, dilersen bağır çağır. Bir dert anlatmak istesen, bil ki bütün dünya sağır. Boş ver, hayat çok güzel, dertler gün gelir biter. Bilgi, sevgi dururken, dinleme hariçten gazel. Boş ver, hayat çok güzel, boş ver, yaşamaya değer. Bazen baldan tatlıdır, bazen acı biber. Kahkahanın en afillisi, sohbetin en sevimlisi, konuğun en samimisine tanık olduğunuz Burada Laf Çok'ta yarın akşam. Ben babamın oğluyum diyen Alper Kul, halktan biriyim ben de buzdolabını açıp bakıyorum diyen Erdem Yener, güzel görünmekle güzel gömülmek arasında ince bir çizgi vardır diyen İrem Sak, kendisini yemekler oyuncu olarak tanımlayan Onur Atilla ve sahnede gülen, güldükçe güldüren oyuncu Doğan Utkay. Burada Laf Çok, pazartesiden perşembeye CNN Türk ekranlarında. Kahkahanın en afillisi, sorunun en efendisi. Her gece sütü